E, merhaba. E, felsefe Seminerleri dizisinin üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşmacımız Bilgi Üniversitesi'nden Ferda Keskin. Ferda Keskin, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden lisans. Kolumbiya Üniversitesi Felsefe Bölümünden master ve doktora derecelerini aldı. Kolumbiya Üniversitesi'nde Felsefe ve Humanities bölümlerinde ders verdi. E, 1994-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev aldı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne geçti ve 2003-2006 yılları arasında aynı kurumdaki kültürel incelemeler yüksek lisans programının, programının direktörlüğünü yaptı. 2007 yılında Ekonomi Politik ve Toplumsal Felsefe Lisans Programı ile Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programlarını kurdu. 2008-2010 yılları arasında Uluslararası Kültürel İncelemeler Birliği, Association for Cultural Studies'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptı. Bugün de Ferda Bey bize FUKO ve Öznellik başlıklı sunuşunu yapacak. Buyurun. Teşekkür ederim. Önce davet ettiğiniz için. Ayrıca böyle kötü hava koşullarında ben aslında bu kadar yoğun bir dinleyici kitlesi beklemiyordum. Şaşırdım, hoş bir sürpriz oldu benim için. Bir taraftan da yeteri kadar yer olmadığından dolayı birçok insanın salona giremediğinin de farkındayım. O da beni üzüyor. Aa, keşke e, imkanlar e, daha iyi olsaydı da herkes e, buraya gelebilmiş olsaydı. Birlikte bunu evet. e, yapabiliyor olsaydık diye e, düşünüyorum. E, ayrıca e, bu ilginin içinde bulunduğumuz koşullarda sadece felsefe ve fukoya yönelik bir ilgi olmadığının aslında eleştirel bir felsefi bakışın paylaşılıyor olmasına gösterilen olumlu bir tepki olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla da e, sizlerin Dediğim gibi böyle şartlarda burada e, bulunmanız benim için de e, çok önemli. E, tekrar teşekkür ederim. E, bundan aylar aylar önce e, Türker bana e, sen de gelip e, bu e, dizide bir konuşma yapmak ister misin diye sorduğunda isterim demiştim. Ve tabii doğal olarak e, benim konuşmamın başlığı Foucault ve ÖZNE e, olarak ortaya e, çıktı. Benim e, doktora e, konum o zamandan beri de doktoramı yazıp... E, savunduktan beri de zaman zaman geriye döndüğüm ama aynı yorum üzerinden gittiğim bir konu bu fakat ilginç olan taraf şu tam da bu konu aslında son zamanlarda e, ...tekrar e, güçlü bir şekilde tartışılmaya başlandı dünyada. E, bunun temel nedenlerinden bir tanesi... E, ...Foucault'un Collège de France'da vermiş olduğu derslerin... E, ...yayınlanmış olması. E, Foucault biliyorsunuz 1961 yılından itibaren... E, ...1961 yılından önce yayınlamış olduğu kısa bir takım metinler var ama... ...ilk önemli eseri olan e, Klasik Çağda Deliliğin Tarihi... ...1961'den e, e, 1984'teki ölümüne kadar... Çok sayıda kitap yazmış ve yayınlamış e, bir isim. E, bu kitaplarının yanı sıra e, çok sayıda makalesi, e, ön söz, giriş e, ve e, söyleşisi de var yayınlanmış olan. Ama e, bambaşka bir hazine vardı. E, bu hazine de Foucault'un 1970 yılından e, ölene kadar Kolej e, de France'da vermiş olduğu derslerdi. E, ve e, bu dersler e, yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Önce Fransa'da e, sonra da tabii ki çevrilerek diğer ülkelerde Bilmiyorum herhalde farkındasınızdır. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından bu Collège de France derslerini Türkçe'ye çeviriyoruz. Bir cilt, hatta benim çevirdiğim cilt e, geçen sene e, yaklaşık bir seneden biraz fazla bir zaman önce e, yayınlandı. Sırada başka ciltler de var. Bunu şunun için e, söylüyorum. E, Collège de France derslerinin yayınlanması aslında birçok insan için yepyeni bir keşif oldu. E, keşif olmanın ötesinde daha önemli bir işlevi oldu. Eksik, e, bölük pürçük, e, bence biraz yarım yamalak e, okumalardan hareketle yapılmış olan ve bir kısmı da maalesef özellikle... İngilizce konuşulan dünyada kemikleşmiş olan yorumların ne kadar manasız, yanlış, tek taraflı, kötü niyetli vesaire olduğunun anlaşılmasını a, mümkün kıldı. E, bu önemli bir nokta e, belki altını çizmek lazım. E, dünyada Foucault üzerine çok ciddi bir literatür var. E, fakat bu literatürün ezici çoğunluğu İngilizce konuşulan dünyada yayınlanmış olan metinlerden oluşuyor. E, Fransa'da e, nispeten daha yeni Yeni Foucault üzerine çalışmalarının sayısı artmaya başladı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de tabii ki yine o Collège de France derslerinin yayınlanmış olması. Şimdi bu Collège de France derslerinin yayınlanmasıyla birlikte tekrar gündeme gelen tartışmaya açılan konulardan bir tanesi zaten tartışılması ...artık gelenek haline gelmiş olan özne meselesiydi. Aa, ve e, çok uzun süre ile ilgili olarak yine İngilizce konuşulan dünyadan kaynaklanan A bir yorum vardı. Bu yorum hala da a, devam ediyor. Şimdi başka bir takım a, yorumlarla da birleşmeye başladı. Nedir bu? A, i̇şte e, Foucault e, başlangıçta özneye ve özne kavramına tahammül edemeyen birisiydi özneyi ortadan kaldırmaya, imha etmeye ve onsuz yaşamaya and içmişti. Sonra sonra e, 1970'li yılların ortalarından itibaren özellikle de e, güvenlik, toprak ve nüfus ile biyopolitikanın doğuşu başlıklı derslerini verdikten sonra öznenin ne kadar mühim bir şey olduğunu keşfetti e, ve e, tekrar özne üzerine konuşmaya başladı. Özneyi olumlamaya başladı. A, fakat özneyi olumluyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında Foucault'un e, anlatılanın veya bazı insanların söylediğinin tersine e, liberalizm ve neoliberalizm üzerine vermiş olduğu derslerde kapitalizmin de ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış olmasıydı şeklinde bugün e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, üretilen ve süre giden bir söylem var. Bunların tamamının ben külliyen yanlış olduğunu e, düşünüyorum e, ama e, tabii ki bu bir tartışma e, konusu. E, bu tartışmayı yaparken de sözüne ettiğim metinleri çok yakından e, okumak ve bilmek gerekiyor. Şimdi mesele nedir? Gerçekten fuku açısından e, özne diye bir şey yok muydu? Hiç olmadı mı? Ee, ...ve Foucault özne kavramının kendisine e, bu kadar büyük bir alerjimi duyuyordu, özneyi 1970'lerin ikinci yarısında keşfedip onun hakkında konuşmaya mı başladı gibi e, konular benim de e, konum... E, ...ve dolayısıyla e, onunla ilgili olarak konuşmak istiyorum ve bunun içerisine Foucault'un politik duruşunu da e, katarak yapmak istiyorum... Şimdi Foucault'u yorumlarken veya Foucault'un metinlerini okurken e, ilginç olan, e, kullanılabilir olan, hoş olan e, noktalardan bir tanesi Foucault'un kendi hayatı boyunca çeşitli dönemlerde dönüp kendi eserleri hakkında bütünsel yorumlar yapmış olması. Bunun tabii bir nedeni var. E, Foucault e, özellikle 1966 yılında Kelimeler ve Şeyler isimli metnini e, yayınladıktan e, sonra e, Fransa'da... E, Popüler hale gelmiş olan bir figür ama bu olumlu anlamda bir popülerlik değil. E, çok ciddi anlamda e, olumsuz bir e, popülerlik. Yani aleyhine yazılan e, metinlerle e, popüler olmuş veya ismi öne çıkmış olan bir isimdi. Ve e, bu e, daha sonra devam ediyor ve Foucault hayatının çeşitli dönemlerinde... ...ya beni yanlış anlıyorsunuz, bakın ben onu demek istemedim, bunu demek istemedim diye dönüp retrospektif olarak geriye bakarak kendi yaptığı işlerin ne anlama geldiğini e, anlatan e, e, bir takım metinler e, yazıyor. Örneğin hatta bir kitabı bile var. Bilginin arkeolojisi 1969 yılında yayınladığı Bilginin arkeolojisi aslında e, 1969 yılına kadar yazmış olduğu metinlerde yapmaya çalıştığı şeyin metodolojisini e, anlatmak üzere yazılmış olan bir kitaptır. Aa, ve e, bu anlamda da e, bu çabası Foucault'un devam ediyor. 70'li yıllarda bunu yapıyor ama 80'li yıllarda bu gerçekten a, çok daha yoğun bir hale geliyor ve evet 80'li yıllarda e, Foucault'un yazdığı metinlerde kendi yazdıklarını yorumlamaya yönelik olan retrospektif metinlerde özne kavramının giderek merkezi hale geldiğini ve tamamen merkezi hale geldiğini görüyoruz. Fakat bu ee, Öznen'in Foucault tarafından e, o dönemde keşfedilmiş olduğu anlamına gelmiyor e, elbette. E, ve e, ben de kendi e, Foucault e, okumalarımı yapmaya başlarken, yapmaya başladıktan bir süre sonra e, şöyle düşünmüştüm. Madem Foucault e, kendi yapıtının yorumlanmasına yönelik bir şema sunuyor bize, <laughs> ne yapmaya çalıştığını e, ...anlatırken veya anlatmak için yazdığı çok sayıda metin var. Bunu ciddiye almak lazım. Ve bir de bunun üzerinden okumaya çalışmak e, lazım deyip e, bu perspektiften girmiştim. Elbette diyebilirsiniz ki ama Foucault e, işte yazar nedir ya da müellif nedir diye bir metnin yazarı... ...ve orada diyor ki eser o eserin e, yazarından hareketle Yorumlanamaz, yorumlanmaması gerekir. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Benim buna cevabım çok basit. Ben diyorum ki hiçbir düşünürün, hiçbir filozofun, hiçbir felsefecinin söyledikleri ve yazdıklarına dair nihai bir yorum getirmek mümkün değildir. Daima birbirlerinden farklı, birbirleriyle çatışan veya birbirini destekleyen yorumlar olacaklardır. Bu yorumlar arasında o felsefecinin kendisinin yorumunun da bir önemi vardır ve dolayısıyla e, o yorumu nihai söz olarak adeta kutsal bir söz mücesnesine almak yerine farklı yorumlardan bir tanesi olarak almak ve bunun üzerinden metni okumak ama bir taraftan da diğer yorumlara karşı da e, açık e, olmak e, son derece meşru bir tavırıdır diye düşündüğüm için e, Foucault üzerine e, Foucault'un söylediklerinden hareketle e, e, düşünmeye veya çalışmaya e, başladım e, dolayısıyla benim bugün söyleyeceğim şey e, Gerçekten de 1980'li yıllardan e, başlamak suretiyle e, Foucault'un retrospektif yazılarında öne çıkarttığı kavramlar üzerinden e, bir genel Foucault okuması olacak ve bu okumanın merkezinde de özne kavramı e, olacak. Şimdi özne meselesi midir e, ve Foucault özneyi keşfetmiş midir e, gibi soruların yanlış olduğunu düşünüyor olmamın en temel sebebi bana kalırsa biraz Foucault'un kendisinin de ...80'li yıllarda fazla hızlı hareket etmiş olmasından kaynaklanan bir yanlış anlama. Yanlış anlamada da şu, Foucault öznenin kurulduğunu söylüyor diye hep söylenir. Ki Foucault'un kendisinin de buna yönelik olarak çok sayıda ifadesini bulabilirsiniz. Benim birazdan anlatmaya çalışacağım üzere, Foucault'a göre kurulan şey özne değil, öznel deneyim. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Bu ayrım yapılmadığı için özne üzerinden Foucault'a yönelik çok sayıda eleştiri yapılıyor. Bana kalırsa fazla hızlı ve gereksiz şekilde. Şimdi Foucault'un meselesi özne olmuş olsaydı zaten Foucault Merleau-Ponty falan gibi işler yapardı yani Fransızca'da filozofi de comportement denilen ya da İngilizce'de philosophy of mind dediğimiz türden yani o özne dediğimiz şeyin içerisinde, zihninin içerisinde ne tür mekanizmalar var veya Kant gibi bir şey yapardı. Yani insan zihninin transandantal mekanizmaları var mıdır yok mudur varsa bunlar hangi kurallara göre işlerler buna yönelik bir çalışma yapardı ve fenomenoloji geleneğine daha yakın hissederdi kendini. Halbuki Foucault'un yapmaya çalıştığı şey bu değil. Yani baktığınız zaman Foucault psikoloji ve özellikle de klinik psikoloji okumuş olmasına rağmen asla insan zihninin kendi içerisinde ne olup bittiğini ve niçin, nasıl, hangi yetenekler sayesinde olup bittiğini anlamaya çalışan bir filozof değil. Dolayısıyla Foucault'un meselesi özne değil. Foucault'un meselesi öznel deneyim. Ve bu öznel deneyimin öznesi konumuna bizler nasıl geçiyoruz? Hangi pratikler, tarihsel pratikler, ihtiyaçlar ve zorunluluklar dolayısıyla bunu anlamak. Fakat Dediğim gibi 80'li yıllarda özellikle olaya bu açıdan bakılmadığı ve Foucault'un kendisi de zaman zaman özne kavramını vurguladığı için hep mesele sanki bir özne meselesiymiş gibi düşünüldü ve şu sorular soruldu. Foucault özneyi öldürdü, gırtlağını sıktı, ortadan kaldırdı, sonra keşfetti, aman ondan sonra kucakladı vesaire falan. Bu değil. Foucault'un meselesi öznel deneyim ve özneleşme dediğimiz süreçler. Ee, şimdi e, onun ne, ondan neyi kastediyorum, onu a, söyleyeceğim. Dediğim gibi ama e, örneğin e, Hubert Dreyfus ve Paul Rabinov'un yazmış olduğu 1982 yılında bir kitaba yazdığı son sözde e, Foucault lafa şey diye girer. Yani ben bütün bugüne kadar yaptığım işler batıda insanların özneye dönüştürülmesinin tarihidir diye girer lafa. Ee, ve bu, mesela bu tür ifadeler e, demin sözünü ettiğim o yoruma temel oluşturuyormuş gibi gözüküyor. Ama yine de orada Foucault'un söylediği şey insanların özneye dönüştürülme süreci. Dolayısıyla özneleşme süreci ve özneleşmenin de gerçekleşmesini mümkün kılan öznel deneyimin kurulma sürece. Ben bunu e, vurgulayacağım ama bunu her şeyden evvel bir ön kabul olarak veya bir ön tez olarak koymak istedim ki e, o yanlışlığı e, bir daha yapmayalım. Yani özne değil fukunun meselesi öznel e, deneyim. Peki niye öznel deneyim? Ben bu soruyu sormuştum kendime. Yani Foucault değil batı geleneğinde ve Fransa'da özne meselesini kafasına takan... ...veya özne üzerine düşünüp yazan aslında bütün bir modernite geleneği çok temelde düşünürseniz... ...özne ve özne felsefesiyle Descartes'ten bu yana boğuşuyor. Bunun almış olduğu farklı biçimler var. Kant sonrası gelenek var. Kant sonrası gelenekten çıkan... Ee, fenomenoloji geleneği var, öbür tarafta ortodoks marxist gelenek var, öbür tarafta felsefi antropoloji geleneği var. Ee, ama e, bu farklı geleneklerin aşağı yukarı e, yapmaya çalıştıkları şey veya anlamaya çalıştıkları e, şey. O öznel deneyim dediğimiz şeyin e, ne olduğu e, ve bu deneyimi mümkün kılan koşulların ne olduğu sorusu, o anlamda Fugon'un yaptığı işte çok orijinal ve yeni bir iş değil. Ama getirmiş olduğu çözümlemenin ben analizin e, yeni, orijinal olduğunu, fakat yeni ve orijinal olmakla birlikte de felsefe tarihi içerisinde çok derinlerde köklenmiş e, olduğunu düşünüyorum ve eğer becerebilirsem e, bunu da e, söyleyeceğim. Şimdi mesele e, Foucault'a göre özne değil öznel deneyim dedim ama öznel deneyim dediğimiz şeyin kendisi de aslında bana kalırsa Foucault'un söylediklerini ciddiye alırsak esas mesele değil. Çünkü bana kalırsa 1980'li yıllarda Foucault'un e, almış olduğu pozisyonu e, dikkatli okursanız Foucault için daha da temel e, sorun öznel deneyim dediğimiz şeyin tanımlamış olduğu kimlikler. Ve bu kimliklerin öznesi konumuna geçmek suretiyle insanların kendi kendilerine getirdikleri sınırlar. Ve Foucault pozitif özgürlüğe inanan bir filozof olduğu için bu sınırlarla mücadele etmenin kendisi için bütün felsefi kariyerini belki belirleyen bir refleks olduğunu söylüyor. Bunun için mesela ölmeden önce yazdığı son metin olan Aydınlanma nedir metnine bakabilirsiniz ve orada Foucault'un ısrarla söylediği şey şudur. Bugün için felsefi sorun aslında bize kimliklerin dayatmış olduğu o sınırları aşabilmektir. Bu sınırların evrensel zorunlu aşılamaz olmadığını tam tersine tarihsel olumsal yani zorunsuz ve aşılabilir olduğunu göstermektir. Şimdi bunu gösterebilmek için o kimlik dediğimiz şeylerin doğal, verili, evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını elbette göstermeniz lazım. Bunun için de o kimlikleri tanımlayan, kimliklerin içini dolduran deneyimlerin kendilerinin evrensel, e, örneğin insan zihninin transandantal mekanizmaları sonucunda evrensel transandantal mekanizmaları e, dolayısıyla veya evrensel bir insan doğasının yine özellikleri dolayısıyla yaşanan deneyimler olmadığını, o deneyimlerin kendilerinin de tarihsel olarak kurulmuş olduklarını göstermeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla öznenin de o deneyimin öznesi olduğunu göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim Foucault'a bakışım tamamen politik. Bunu yanlış bulanlar olabilir ama ben Foucault için önemli, en önemli kaygının, kendisi de zaten bunu söylüyor hayatının sonunda, o kimlik dediğimiz şeylerin ki kimlik o dönem daha henüz çok tartışılan bir şey değil. O kimlik veya bireysellik diyor buna Foucault zaman zaman veya kendilik diyor. Kendilik kimlik veya bireysellik dediğimiz şeyin insanlara getirmiş olduğu, insanların önündeki mümkün eylemler alanına getirmiş olduğu sınırları aşma kaygısı olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmek için o kimliklerin zorunlu olmadığını, sınırlarının da zorunlu olmadığını gösterebilmek için, tarihsel olduklarını, contingent, olumsal veya e, zorunsuz olduklarını gösterebilmek için o kimliği ne tanımlıyor ona bakmanız gerekiyor. O da işte e, öznel deneyim dediğimiz şey. Ve öznel deneyimin kendisinin de verili olmadığını, tarihsel olarak kurulu olduğunu ve tarihsel olarak öznel deneyimin kurulmasının arkasındaki mekanizmaların e, çok derin siyasi boyutları e, olduğunu e, görüyorsunuz Foucault'un analizinde. Ve bunun devamında da niçin Foucault'un özne meselesiyle bu kadar hayatının sonunda cebelleştiğini ve ama bunu yaparken de geriye yönelik olarak 1960'tan itibaren yaptığı her şeyin aslında özneye dair olduğunu söylediğini görüyorsunuz. En azından ben e, böyle e, görüyorum. E, bunun ilgili olarak çeşitli e, şeyler verebilirim, örnekler verebilirim. Her yerde ben bu konuda konuştuğum zaman verdiğim basit bir örneği vereyim yine. E, mesela Foucault, e, o e, Hubert Dreifus ve Paul Rabinov'un e, yazmış olduğu kitabın son sözü olan "Özne ve İktidar Metninde" şunu çok açık olarak a, söyler. E, der ki bugün içinde bulunduğumuz a, dünyada ya da günümüzde e, siyasi, etik, felsefi a, veya toplumsal sorun ee, aslında e, devlet e, ve devletin kurumlarından kendimizi kurtarmak değil son birkaç yüzyıldır devlet ve devlet kurumları tarafından bize dayatılan bir bireysellik ve kimlikten kendimizi kurtarmak ve özgürleştirmektir der esas meselesinin de kendisinin de e, bugünün felsefi sorunu bu dediğine göre kendi sorununun da e, bu olduğunu söyler dolayısıyla e, devamında da şunu söyler bize son birkaç yüzyıldır dayatılmakta olan bu bireysellik veya kimliği aşabilmek için... ...bizim yeni bir takım öznellikler geliştirmemiz gerekir. Dolayısıyla burada bir e, bireysellik veya kimlik dediği şey var. Onun bize dayatmış olduğu belli bir takım sınırlar var. E, ve bu sınırları aşabilmek için de yeni bir takım öznellikler geliştirmek, üretmek, çoğaltmak gibi bir teklif var. Bu teklif çerçevesinde... Tabii şunu sormak gerekiyor, e, Foucault kimlikten ne anlıyordu, e, öznellikten ne anlıyordu ve öznel deneyimlerin kuruluyor olmasından ne anlıyordu? Şimdi az önce de söylediğim gibi bana kalırsa e, Foucault açısından kimlik dediğimiz şey e, iyi tanımlanmış bir öznel deneyimler a, kümesi. Yani e, Foucault'un kendisinin eserlerine bakarsanız klasik çağda deliliğin tarihi akıl hastalığı adını verdiğimiz bir kimlik... ...ve onun içine dolduran akıl hastalığı öznel deneyimine dair bir kitaptır. Kliniğin doğuşu hastalık dediğimiz deneyim ve kimliğin e, kurulmasına dair bir kitaptır... ...ve onunla ilgili olarak modern e, kliniğin ortaya çıkışının bir tarihidir. E, Kelimeler ve şeyler kitabı yaşam, emek ve dil e, dediğimiz şeylerin... E, ...nasıl batının yakın tarihinde farklı dönemlerde e, farklı öznel deneyimler olarak kurulduğunun bir tarihidir... E, hapishanenin doğuşu e, e, suça eğilim dediği Foucault'un bir e, öznel deneyim ve kimliğin ortaya nasıl çıktığının analizidir. Cinselliğin tarihi ise adı üzerinde cinsellik dediğimiz deneyimin e, nasıl ortaya çıktığını ve bizlerin nasıl bu deneyimin öznesi konumuna a, geçtiğimizin a bir e, tarihidir. Dolayısıyla aslına bakarsanız e, Foucault'un kendisinin de dediği gibi e, 1961 yılından itibaren başlayan 2004 yılında Kolej de France'da verdiği derslerle birlikte artık devasa a, bir e, volüm, hacim haline gelen o külliyatı e, bu perspektiften e, çok rahat e, sınıflandırabiliyorsunuz e, ve e, konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Foucault'un meselesi dedim benim açımdan özgürlük. E, o özgürlüğü sınırlandıran şey e, kimlikler e, ve e, bizim e, o kimliklerin dayatmış olduğu e, sınırlar. Ve mesele bu sınırları aşabilmek, bu sınırları aşabilmek için de kimliklerin ve deneyimlerin e, evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını ve dolayısıyla kurulmuş olduklarını e, göstermek gerekiyor. Nitekim Foucault'un <laughs> o metinde e, benim bütün meselem bugüne kadar insanların batının yakın tarihinde özneye dönüştürülme biçimlerinin tarihini e, yapmak oldu demesi de e, son derece e, doğal e, açıdan. Peki... E, Nasıl yapıyor e, Foucault bu analizi ve öznel deneyimi nasıl e, tanımlıyor veya konumlandırıyor? E, kimlik dedim öznel deneyimlerden oluşan bir şey. Öznel deneyim ise e, aslında Foucault'un anladığı haliyle ki Foucault çok az yerde... ...yani ben bütün Foucault külliyatında toplasanız iki tane cümleye rastladım. Foucault'un öznellik derken tam olarak ne kastettiğine dair açık konuştuğu. Çünkü veri olarak alıyor. Yani koskoca bir felsefe geleneği bu meseleyle ilgileniyorsa ayrıca oturup bir de ben ne anlıyorum bundan diye ayrı bir metin yazmasına gerek olmadığını düşünüyor diye tahmin ediyorum ama çok basit anlamda benim tanımladığım anlamda öznellik demek insanın kendi varlığını kendi varlığıyla bir bilinç ilişkisi kurması yani kendi varlığını zihninde belirli kavramlar altında temsil etmesi demek. Ee, başka bir deyişle, Foucault'un eğer eserlerine geri dönüp bakacak olursak, deliliği örnek alalım. Ee, bir varlık biçimi var. Bu e, çok kadim zamanlardan beri delilik olarak adlandırılan bir davranış biçimi, farklı şekillerde değerlendirilen, farklı e, şekillerde belki e, muamele gören tarihin farklı e, dönemlerinde. E, ama e, bu e, davranış e, biçimi. Ee, bizim zihnimizde insan Batı insanının zihninde sadece Batı diyorum Foucault Batı üzerine çalıştığı için yanlış anlamayın e, oryantalizm yapmıyorum ama bu, e, bu e, davranış biçimi Batı zihninde nasıl temsil edildi? Bu davranış biçimi Batı zihninde 18. yüzyılın sonundan itibaren akıl hastalığı olarak temsil edilmeye başladığı andan itibaren Artık o davranış biçimi bir öznel deneyime dönüşüyor. Foucault'un kurmuş olduğu şemadan bakarsak. Şimdi bunu biraz daha <laughs> ayrıntılandıracağım. Bu arada zamanla ilgili olarak beni sen e, uyarabilirsin. A, dolayısıyla çok kabaca söylersek, Foucault açısından e, öznellik e, demek e, insanın kendi zihni, e, kendi varlığıyla a, bir bilinç ilişkisi kurması ve kendi varlığını zihninde temsil etmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu temsili belli bir takım kavramlar kullanmak suretiyle yapıyoruz. Ve bu kavramların ait olduğu söylemler var. Dolayısıyla kendi varlığımızı kendi zihnimizde belli söylemlerle e, birlikte veya söylemler üzerinden kavramsallaştırıyoruz diyor Foucault. Ve dolayısıyla bu davranış biçimleri birer öznel e, deneyime e, dönüşüyor. Şimdi bunu daha ayrıntılı olarak e, anlatayım. E, Foucault'un e, öznel deneyimin nasıl kurulduğuna dair... Aslında çok sayıda metni var ama en derli toplu olan metninden bahsedeceğim. Sonra da benim ince ince arkeolojik olarak Foucault'un yazdığı metinlere girip orada bulduğum malzemeden kendi yarattığım veya ürettiğim yoruma geçeceğim. Şimdi Foucault'un özel deneyimin nasıl kurulduğuna dair en güzel ifadesi cinselliğin tarihinin ikinci cildinin giriş bölümüdür. Ee, bu metin ilginç bir metin Foucault bu metni üç defa yazıyor aslında ee, bir tanesi önce yazıyor ve daha Fransızca kitap yayınlanmadan evvel İngilizce'ye çevrilip yayınlanıyor fakat sonra Foucault değiştiriyor metni önemli ölçüde ee, İngilizce'de ön söz olarak yayınlanıyor cinselliğin tarihine ön söz diye. Sonra cinselliğin tarihine giriş olarak Fransızca biraz daha değişmiş olarak yayınlanıyor. Ama bir taraftan da aynı metin daha değiştirilmiş haliyle e, Foucault'un bir felsefeciler, filozoflar sözlüğüne kendisi için takma isimle yazdığı bir metin olarak da karşımıza çıkar. Orada kullandığı takma isim de Maurice Florence'dır. Yani Michel Foucault, Maurice Florence, M, F, M, F ve tabii Maurice Florence, e, hem Maurice hem Florence biliyorsunuz... E, Unisex isimler e, dolayısıyla kendi kimliğini gizlemek için e, e, çok özenle yapılmış bir seçim olduğunu ben bunu e, düşünüyorum. Şimdi bu metinde Foucault'un söylediği şey şudur: Cinsellik diye bir deneyim var ve bu tabii ki e, 68 yılından sonra özellikle e, bu şeyle beraber <laughs> um, ne deniyor da cinsel devrim e, e, ile birlikte e, tekrar tekrar gündeme e, gelen bir e, konu bu. Özgürleştirilmesi düşünülen, baskı altında olduğu sınırlandırıldığı ve dolayısıyla özgürleştirilmesi gerektiği düşünülen bir özelliği bu insanın. Evrensel bir şey. Fugo'nun iddiası ise hayır <laughs> cinsellik öyle evrensel falan bir şey değildir. Cinsellik batının tarihinde 18. yüzyılda kurulmuş olan bir deneyimdir. Ve 18. yüzyıla kadar seksüellite diye bir kavram dahi yok. Daha doğrusu böyle bir kelime dahi yok. Dolayısıyla bunun altını a ah, çizmek gerekiyor. Peki nereden çıktı bu? Böyle havadan durup dururken e, mi e, geldi? Foucault'un cevabı elbette hayır. Diyor ki öznel deneyimler insan davranışından hareketle ve insan davranışının çevresinde kurulurlar. Dolayısıyla cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault'un fazla ayrıntıya giremeden kısa bir kitap olduğu için anlattıklarından hareketle şunu söylemek mümkün. Kendi de zaten bunu başka yerde söylüyor. İnsan davranışı dediğimiz zaman insanın bedeniyle gerçekleştirdiği bir faaliyet var. Başka bedenlerle, başka cisimlerle veya kendi bedeniyle kurmuş olduğu bir faaliyet ilişkisi var ve buradan aldığı bir haz var. Dolayısıyla beden ve haz. Bu insan varoluşuna dair bir şey. Bu bir insan davranışı. Bu insan davranışından hareketle ve onun çevresinde peki cinsellik adını verdiğimiz deneyim nasıl kuruluyor? Foucault diyor ki bunun üç tane temel ekseni vardır. Birincisi tarihin verili bir anından itibaren örneğin Victorian Burjuvazi ile birlikte veya ondan önce başka yerlerde başka biçimlerde ee, o davranış biçimi bir sorun olarak anlaşılır, görülmeye başlanır ve ona dair belli bir takım bilgi alanları oluşmaya başlar. Bu bilgi alanları biyolojik olarak insanın nasıl ürediğinden tutun da o cinsellik adı altında gönderme yaptığımız davranış biçiminin bireysel ve toplumsal varyantlarına kadar giden, e, bunun nasıl bir şey olduğunu bize bilimsel bir hakikat olarak anlatan, e, ...bilgi alanları. Bunun içerisinde tabii ki biyoloji var. Bunun içerisinde demografi olabilir. Bunun içinde tıp var. E, psikoloji var. E, psikopatoloji var. Vesaire vesaire. Dolayısıyla insanın bu davranışına dair bir söylem oluşuyor. Ki zaten biliyorsunuz... ...cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault der ki... Viktoryen Burjuvazi ...cinselliğin bastırıldığı bir dönem değil... ...tam tersine insan bedeni ve bedenden alınan hazza dair ortaya çıkan inanılmaz bir söylem patlamasıyla tam da cinselliğin kurulduğu dönemdir. Dolayısıyla cinselliğin bastırıldığını iddia edenler meseleyi yanlış anlamaktadırlar ve cinselliği özgürleştireceğiz derlerken de aslında kurulmuş olan bir şeyin evrensel olduğunu kabul edip onun üzerinden kendilerine e, 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 tahayyül etmeye başlarlar. Kendi varlıklarını zihinlerinde temsil ederler. Kendilerini kavramsallaştırırlar ve kendilerini sınırlandırırlar. Ama bunu bir kenara bırakalım. Diyelim ki birinci eksen dolayısıyla nedir? O e, sorun olarak düşünülen insan davranışına dair bir e, bilgi alanlarının ortaya çıkması. Ve tabii ki bu farklı bilgi alanlarının hepsi hakikati söylemek iddiasında oldukları için kendilerini bize bilgi olarak sunuyorlar. Dolayısıyla bu bir bilgi İkincisi söz konusu olan davranış biçimi bir sorun olarak düşünülmeye başladığından dolayı o davranış biçiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair veya onun gerçekleştirilmesini yönetmek üzere ortaya bir takım normatif sistemlerin çıktığını söylüyor Foucault ve bu normatif sistemlere verdiği isim de tabii ki iktidar. Şimdi elimizde dolayısıyla bu davranış biçimi bu davranış biçiminin e, e, ne dair e, bir e, söylem e, 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 çokluğu var. Ama bu söylemler dikkatinizi çekerim. Sadece betimsel, tanımsal, deskriptif değil. Çünkü bu söylemler aynı zamanda normal, patolojik veya e, işte hastalıklı, e, hatta sapık söz konusu olan cinsellik olduğunda buna benzer çok sayıda kategoriler üzerinden e, üretiyor bu bilgiyi. Ve üretilen bu bilgi üzerinden iktidar sistemleri de sapık, patolojik, anormal topluma zararlı, toplum düşmanı vesaire gibi gördükleri davranış biçimlerine dair katı bir takım kurallar getiriyorlar. Fakat mesele bundan ibaret değil diyor Foucault. Çünkü bu ikisi yeterli değil bir öznel deneyimin kurulması için. Ee, öznel deneyimin kurulması için üçüncü ve çok önemli olan nokta, şimdi benim demin öznelliği tanımlarken e, e, kullandığım noktaya geri dönüyoruz. İnsanların bu bilgi alanları ve bu normatif iktidar sistemleri üzerinden dönüp kendi davranışlarına bakmaları, o davranışla bir bilinç ilişkisi kurmaları ve o davranış biçimini, yani bedenle yapılan ve haz alınan davranış biçimini zihinlerinde temsil etmeleri sonucunda ortaya çıkıyor öznel deneyim dediğimiz şey. Yani cinsellik dediğimiz öznel deneyim 18-19. yüzyıllarda özellikle insan davranışına dair belli bilgi alanları ve o bilgi ışığında getirilen kural sistemlerinin e, tek tek insanlar tarafından e, 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 kabul edilmesi ve insanların dönüp onlar üzerinden kendileriyle bir ilişki kurmaları ve diyor ki e, Foucault bu ilişki öyle bir ilişkidir ki insanlar bunun üzerinden kendi varlıklarını yeniden yorumlarlar, kavramsallaştırırlar ve her şey bu kavramsallaştırmanın bir nesnesi haline gelir. Aldığınız hazlar duyduğunuz arzular gördüğünüz rüyalar e, ve e, işte kurduğunuz ilişkiler. Şimdi bu üçüncü nokta tam da benim öznellik dediğim şey ve dolayısıyla insanın özne olması demek e, kendi varlığıyla bir ilişki kurması ama bu ilişkiyi bilgi ve iktidar eksenleri üzerinden gerçekleştiriyor olması e, anlamına geliyor. Ve dediğim gibi geriye dönüp baktığınız zaman e, örneğin e, e, şeyde um, e, klasik da deliliğin tarihinde bu üç eksenin üçünde çok net olarak görebilirsiniz. Yani o kitap maalesef Türkçeye ...çevrildi diyemeyeceğim... Ee, ...ama e, kitabın orijinali zaten... ...maalesef e, o kitabın garip bir şeyi vardır... ...yani Foucault o kitabı önce yazıyor... ...doktora tezidir o... E, ...arkasından kısalt bunu diyorlar... ...60'ların sonlarında kısaltılmış bir versiyonunu yazıyor... İngilizce o kısa versiyon e, çevriliyor... ...onun üzerinden bir sürü yorum yapılıyor... ...itiraz geliyor... ...sonra bakıyor ki yani... ...aslında o itirazların hepsinin cevabı zaten orijinalde var... ...sonra ama ta 2010'larda çevrildi... ...kitabın tamamı yeniden İngilizceye... Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz bir başka bir dile çevrildi Türkçe adı altında... ...ama Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz ben bir yol alındığını düşünmüyorum. Şimdi bunu niye söylüyordum? Bu üç eksenin üçünün de klasik çağda deliliğin tarihinde bulunduğunu söylemek için. Şimdi nedir bu eksenler? Bir kere tabii ki belirli bir noktadan itibaren ki orada Foucault'un kullandığı terminoloji şudur... ...akıl ile akıl olmayan, yani delilik ve akıl demez, e, e, rezon der, akıl ve akıl olmayan... ...tarihin verili bir anından itibaren aklın akıl olmayana dair ürettiği bir söylem bütünü var. Buradan hareketle ortaya çıkan normatif bir sistem ve o delilik adını verdiğimiz... ...davranış biçiminin düzenlenmesi, tedavisi için ortaya çıkan pratikler ve kurumlar, yani akıl hastanesi ve okul hastanesi içerisinde gerçekleştirilen tedavi yöntemleri veya ıslah yöntemleri ve üçüncü olarak da tabii ki bütün bir Batı insanının dönüp kendisini e, o psikiyatri, psikopatoloji vesaire adı altında gerçekleştirilen e, bilimsel faaliyetin kavramlarına göre e, kendi zihninde temsil etmesi ve ona uygun olarak da ee, onun getirmiş olduğu o normatif sınırların içinde kalmayı kabul etmesi ve böylece dolayısıyla kendini akıl hastalığı olarak kurulmuş bir deneyimin öznesi olarak görmesi veya görmemesi. Ama tabii ki Batı insanı e, belli bir davranış biçimini o noktadan itibaren özne olarak görmeye başlıyor. Akıl hastalığı dediğimiz deneyimin öznesi. Aynı şeyi suç ile ee, mesela suça eğilim üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani hapishanenin doğuşunda yaptığı budur fukunun. Suç adını verdiğimiz ve her zaman var olan bir davranış biçiminin nasıl yine akıl hastalığıyla tamamen aynı dönemde e, belli bir takım söylemler ve belli bir takım iktidar pratikleri tarafından e, 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 nesneleştirildiğini ve sonuç olarak ortaya çıkan söylem ve iktidar sistemleri üzerinden insanların dönüp kendileriyle bir bilinç ilişkisi kurduklarını ve bunun sonucunda da suça eğilimli adını verdiğimiz bir ee, ...şeyin ortaya çıktığını e, gösterir. Bu cinselliğin tarihi için geçerli, e, akıl hastalığı için geçerli... ...suça eğilim için geçerli, hastalık için de geçerli vesaire... ...zaten Foucault'un kendisi de e, ısrarla bunu söylüyor. İlginç olan bunu hep söylüyorum e, sağda solda son zamanlarda son birkaç yıldır... E, ...cinselliğin e, yani Foucault e, işte özneyi sonradan keşfetti falan filan gibi... ...o absürt e, e, yorumlara karşılık e, açarsanız mesela cinselliğin tarihinin e, ön sözünü... E orada der ki Foucault benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şey akıl hastalığı denilen deneyimin nasıl kurulduğunu anlatmak. Şimdi bunu çok açık bir şekilde söyleyen bir insan eğer deneyimin kendisi kuruluyorsa bizim de o deneyimin ve bunun nasıl kurulduğunun tarihini yapıyorsa... ...aynı zamanda bizim de nasıl onun öznesi olduğumuzun tarihini yapıyor demektir. Dolayısıyla Foucault'un kafasında özne gibi bir soru yoktu. ...o dönemlerde gibi yorumlar... ...aslında okumamaktan bana kalırsa kaynaklanıyor. Ve ilginç olan şey şu... ...diyor ki Foucault... E, ...bunu hep böyle e, büyük bir keyifle anlatırım... E, ...affınıza sığınarak... E, ...diyor ki... E, ...bu e, e, delilik dediğimiz... E, ...o derezon... E, ...dediğimiz davranış biçiminin... E, ...ne dair söylemin... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...aklın akıl olmayan üzerine konuşmaya başlaması... ...aslında bir yarılmaya tekabül eder. Çünkü der Foucault... Batı'nın tarihinde akıl ile akıl olmayan arasında bir diyalog vardı. Fakat bilimsel yaklaşım devreye girdikten sonra bu monolog, bu diyalog aklın akıl olmayan üzerindeki bir monologuna dönüştü. Ve akıl, ol, akıl akıl olmayanı sınıflandırdı, e, kategorize etti, patolojize etti, hastalıklı olarak düşündü, bir hastalık olarak düşünmeye başladı. Tedavi etmek için pratikler geliştirdi. <laughs> onun sesini bastırdı ve duyulamaz hale getirdi. Bu bir monolog haline geldi. Ve bu çok önemli bir yarılmadır diyor. 1961 ve diyor ki devamında, belki biliyorsunuzdur, malumu tekrar ediyorum ama, e, Batı'nın tarihinde diyor, tek yarılma bu değildir. Ben size diyor çok basit iki yarılma örneği daha vereyim. Bir, erkeğin tek taraflı kadın üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte, kadınlık dediğimiz bir deneyimin kurulması. İkincisi de, batının tek taraflı olarak doğu üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte doğulu bir deneyimin kurulması. Yani Edward Said'in daha sonra oryantalizm olarak bize böyle tepsiler içerisinde sunacağı şey Foucault'un aslında 1961 yılında iki kitabının ön sözünde bir paragraf içerisinde zaten söylenmiş olan bir şey. Şimdi Bu çok bana kalırsa dahiyane bir saptama. Yani bu tarihsellik meselesi ve tarih içerisinde nasıl kuruldu? Fakat mesele sadece bundan ibaret değil. Çünkü bunu sadece bu pasajla kaldığınız zaman Foucault'un terminolojisindeki bir sürü şeyi eksik bırakmış oluyorsunuz. E, bu eksik kalanları toplamak için de ben kendi yaptığım çalışmalar sonucunda e, size son 20 dakikada bunu e, anlatmaya çalışacağım. Bir saat konuşsam çok mu olur? Ee, ya da yani çok olduğu takdirde ben lütfen e, a, yok zaten. seyirciler de şey yap yani dinleyiciler de lütfen siz de şey yapın yeter çok Sen konuştun sus, sus diye dur nefes ben alıyorum canım. anlamadın mı Aa, <laughs> bir de Şimdi dedim ya belli bir davranış biçiminin tarihin belirli bir noktasından itibaren sorun olarak düşünülmeye başlaması diye. Ben bunu şu kavram bağlamında buldum Foucault'da. 1970'lerin sonlarında Foucault'un kullanmaya başladığı bir kavram var. Problematizasyon, sorunsallaştırma kavramı. Ve hemen buna girdim. Yani ne diyor, ne anlıyor bundan diye. Çünkü farklı yerlerde karşıma çıkmaya başladı bu kavram. Evet. Yani farklı metinlerde daha önce dikkatimi çekmeyen bir kavramdı bu. Çok basit olduğunu düşündüğüm bir kavramdı. Elbette sorunsallaştırma demek <laughs> Foucault'a göre bir şeyin sorun olarak görülmesi demek. Ama tabii Foucault bundan ibaret değildir diyor ve diyor ki 1970'lerin sonlarında yapmış olduğu bir söyleşide kalabalık bir Fransız entelektüel grubuyla yaptığı bir tartışmada daha doğrusu. Diyor diyor ki ya ben meğerse hayatımında bugüne kadar hep sorunsallaştırma meselesiyle uğraşıyormuşum da farkında değilmişim adını geç koydum. A diyor ve e, sorunsallaştırma e, e, kavramını ben alıp Foucault'un kendisine uyguladım. Yani dolayısıyla şimdi anlatacağım şey Foucault'un kendisinin e, bu şekilde kurduğu ve anlattığı kendisine dair, kendi yapıtına dair bir şey değil. Foucault'un başka bir şey hakkında söylediği, söylemek için konuşmak için kullandığı bir kavramın alınıp e, e, ...Foucault'u anlamak için kullanılması. E, o bakımdan itirazlara da açık. Şimdi sorunsallaştırma kavramına getirdiği çok özel bir tanım var Foucault'un. Foucault diyor ki sorunsallaştırma ne var olan bir şeyin söylemde temsil edilmesinden ibarettir... ...ne de olmayan bir şeyin söylem tarafından yaratılmasıdır. Şimdi bu çok önemli çünkü iki tane çok temel felsefi geleneği reddediyor burada Foucault. Yani bir tanesi ampirik gerçekçilik diyebileceğimiz ve uç noktası pozitivizm olan gelenek... Yani bilimsel faaliyet veya söylem, bilgi, söylem dediğimiz şey nedir yapması gereken gerçekliği olduğu haliyle söylemde temsil etmeye çalışmak. Ve eğer sıkıntısı varsa onları giderecek şekilde gözlemini geliştirmek a vesaire. Bu diyelim ki buna çok kaba bir materyalizm diyelim. Yani maddedir temsil edilmesi gereken şey. İkincisi ise idealist gelenek. Yani olmayan bir şeyi söylemde yaratmak veya dilde yaratmak. Dolayısıyla burada biraz aslında bana şeyi hatırlatıyor e, e, Foucault'un yaptığı şey. Marx'ın e, <laughs> Feuerbach üzerine e, tezlerde söylediği şeyi hatırlatıyor. Yani hatırlarsanız Marx a, ne der? E, geleneksel e, materyalizmle, klasik materyalizmle, klasik idealizmin haklı olduğu ama haksız oldukları yerler vardır. Nedir? E, geleneksel e, materyalizm maddeye öncelik verir ama insan faaliyetini... E, ...göz ardı eder, insanın sadece pasif olarak o maddeyi zihninde temsil ettiğini söyler. He, Marx böyle söylemiyor. Ben tabii yorumluyorum, açıyorum. İnsan faaliyetini dışarıda bırakır. Buna mukabil idealizm insan faaliyetini vurgular. Fakat insan faaliyetini ön plana çıkartıp vurgularken... ...maddenin kendisini görmezden gelir veya onun olmadığını söyler. Halbuki der Marx... Tabii ki maddi bir dünya içerisinde yaşıyoruz ama bu maddi dünya bizatihi insan faaliyeti tarafından dönüştürülen, insan faaliyeti üzerinden dolayımlanan bir maddi dünya. Bunu görmediğiniz takdirde kaba bir materyalizme düşersiniz. Şimdi Foucault'un dediği de buna benzer bir şey. Ee, ve Foucault diyor ki, ben bence sorunsallaştırma ve dolayısıyla a, e, faaliyet, bilimsel veya bilişsel faaliyet diyelim, e, e, gerçekliği olduğu haliyle, Temsil etmek falan değildir söylemde. Ya da söylemde e, olmayan bir gerçekliği dışarıda icat etmek, yaratmak da değildir. Başka bir şeydir, bir süreçtir. Nedir bu süreç diyor e, Foucault? E, bu süreç belirli bir şeyin e, belli bir takım pratikler tarafından ve bu pratiklere söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler diyor. Ki ben bunlara e, bilgi ve iktidar bilgi alanları ve iktidar Normatif iktidar sistemleri diyorum. Kendisi de ba başka yerlerde bunu böyle söylüyor zaten. Bir şeyin e, söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınması... ...hakikat oyunlarına dahil edilmek suretiyle bir düşünce nesnesine dönüşmesidir diyor. Ka biraz karmaşık gibi gözükse de e, aslında son derece basit. Çünkü ben tek tek bu kavramları aradım. Buldum Foucault'un nasıl tanımladığını. Aslında söylenen şey şu... Diyelim ki bir insan davranışı var. Bu insan davranışı tarihin verili bir anından itibaren bir sorun olarak düşünülmeye başlanıyor. Ve söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınıyor. O söylemsel pratik dediğimiz şeyler bilgi alanları. O bilgi alanları o şey hakkında bilgi üretmeye başlıyorlar. Söylemsel olmayan pratikler normatif iktidar sistemleri. Onlar düzenleyici bir takım kurallar getiriyorlar. Ve bu ikisi alıp o davranış biçimini bir hakikat oyununa sokuyor ve düşünce nesnesi haline getiriyor. Hakikat oyunu nedir peki? Hakikatle oyun olur mu? Tabii ki olur. Çünkü burada Foucault'un oyun derken kastettiği şey belli bir takım kurallara göre gerçekleştirilen bir faaliyet. Ve hakikat oyunu derken kastettiği çok basit. Hakikat oyunu demek veridiksiyon, doğruyu söylemek. Foucault açısından Fransızca bir kullandığı başka bir kavram bu. O da nedir? O şeyin belirli bir söylemle eklemlendirilmesi, artikülasyon. Ve o söylemin o şey hakkında doğru olduğunu iddia ettiği bir takım önermeler üretmesi. Ve dolayısıyla o şeyin de önerme üretme dediğimiz düşünce faaliyetinin, çünkü modernite geleneği içerisinde düşünmek demek Kant'tan sonra hüküm vermek faaliyetidir. Ve dolayısıyla da Foucault'a göre e, düşünce nesnesi haline gelmesi demek, o şeyin belirli bir söyleme özgü kavramlarla, düşünülmeye başlaması. Yani onun hakkında o kavramlarla belli bir takım önermelerin, hükümlerin kurulması. Çok basit delilik adını verdiğimiz bir davranış biçiminin psikoloji, psikiyatri, psikopatoloji gibi alanlar ve e, belli bir takım e, akıl hastanesi bağlamında gerçekleşen örneğin e, pratikler tarafından alınması, e, söylemle yani psikopatoloji söylemiyle eklemlendirilmesi ve o söyleme özgü kavramlarla kavramsallaştırılmak suretiyle bir düşünce nesnesi haline gelmesi ama düşünce nesnesi haline gelmesi demek aynı zamanda o davranış biçiminin artık bir öznel deneyim olması anlamına geliyor. Böyle baktığınız zaman, böyle kurduğunuz zaman sağda solda uçuşan hakikat oyunları işte hakikat tarihseldir. A, söylem, artikülasyon falan gibi kavramların tık 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 Foucault'da yerine oturduğunu görüyorsunuz. Foucault'un kendisi bunu böyle söylemiyor. Çünkü yani ölmesine yakın son dönem çok yoğun olarak toparlamaya çalıştığı bir dönem. Belki de öleceğini de önceden tahmin mi ettiğini de 82 yılında hastalanıyor ama a, dolayısıyla e, bu gözle baktığınız zaman yani sorunsallaştırma a dediğimiz kavram üzerinden baktığınız zaman Foucault'un ...bir öznel deneyimin tarihsel olarak nasıl kurulduğuna dair söylediğini daha iyi anlıyorsunuz. Bunun örnekleri çok. Yine mesela, yine ta başa geri dönerseniz... ...1961 yılındaki Deliliğin Tarihi kitabında... ...Foucault bu terminolojiyi kullanmamakla beraber yaptığı bir analizi... ...ben çok rahat bu gözle okuyabiliyorum. O analizde nedir? Foucault diyor ki 17. yüzyılda... ...İspanya'da başlayıp bütün Avrupa'ya yayılan bir ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik kriz dolayısıyla... Ortaya bir sorun çıktı. Bu sorunda çalışmayan, işte başı başıboş dolaşan bir nüfus. Bunun içerisinde libertenler var, hırsızlar var, yaşlılar var, hastalar var, şunlar var, bunlar var falan. Şimdi bu nüfus bir sorun olarak görülmeye başlandı ve bunları kapatmak icap etti. Allah'tan veba ve cüzzam gibi hastalıklar için yapılmış olan büyük hastaneler vardı ve onlar boştu. Bu insanları buraya toplu halde kapattılar diyor Foucault. Bunu yaparken de bir hedef vardı. O hedefte neydi? Bu insanları kriz anında içeride tutarak bir tehdit oluşturmalarını engellemek. Kriz geçtikten sonra da mümkünse ve kısmetse ucuz emek olarak kullanmak. Fakat daha sonra anlaşıldı ki bu insanları içeride tutmak dışarıda bırakmaktan daha pahalı. Çünkü besliyorsunuz. Yok ki orada birisi asmayalım da dönerli mi besleyelim desin. Öyle dememişler. Ya yani Besleyelim demişler. Ya beslemek için de şey lazım, şarite lazım. Yani hayır kurumları lazım, kilise lazım, o lazım, bu lazım falan. Birilerinin para vermesi lazım. Ya diyorlar o zaman biz yanlış yaptık. Bunlar içerisinde çalışabilecek olanları çıkartalım dışarıya. Geri kalanlar dursun. Ama geri kalanlar içeride durdukları zaman da rahat durmuyorlar. Yani akıl hastası gidiyor işte ötekini öldürüyor, e, suça eğilimli olan e, hastayı e, e, tecavüz ediyor, hastaya tecavüz ediyor. O oluyor, bu oluyor falan. Bunlar rahat duramıyorlar kendi aralarında. O zaman ne yapıyor Batı toplumu? Ayıralım bunları diyor. Bir kısmını hapishaneye, bir kısmını akıl hastanesine, bir kısmını da hastaneye koyalım. Alın size üç tane kurum. Üç tane kurumda gerçekleşen tedavi, kapatma ve ıslah etme ve işte e, akıllandırma pratikleri ve bunların gerçekleşebilmesi için ortaya çıkan kriminoloji, psikoloji, psikopatoloji ve benzeri birçok söylem. E, dolayısıyla bunu batının tarihinde e, çok rahat görebiliyorsunuz. Ama tabii ki batı geriye dönüp bunu böyle okumuyor. Yani ne diye okuyor? Biz bütün bunları, bu kurumları ve bu kurumlarda gerçekleştirilen pratikleri, o pratiklere temel olan bilgi alanlarını hep insanlığı keşfettiğimiz, insanlığın içerisindeki o çok değerli özü görebildiğimiz, aydınlandığımız, insana kıymetini verdiğimiz için söyledik diyor. Foucault gelip hayır öyle değil aslında. Böyle dediği için 1970'li ve 80'li yıllarda özellikle aydınlanma geleneğinden gelen, oradan ilham alan ve oradan mülhem fikirlerle davranan birçok insan Foucault'a işte rasyonalitenin, batı medeniyetinin, e, her şeyin düşmanı, işte kötü adam falan filan diye salvo atışları yapmaya başlamıştı. Adamın yaptığı şey basit bir tarihsel analiz ama bunu yaparken de tabii ki bu analizi yaparken de kafasının arkasında bir şey var. Yani nasıl oldu da bu kurumlar, bu kurumlarda gerçekleşen pratikler bunların bir kısmı e, söylemsel bir kısmı ise söylemsel değil. E, e, i̇nsanları belli deneyimleri kurdular bu deneyimlerin insanlar öznesi konumuna geçtiler ve bu nedenle de insanlar kendi kendilerini sınırlandırmaya başladılar veya sınırlandırılmaya e, başladılar ve bu sınırları nasıl aşabiliriz böyle bir e, kaygısı var. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bir noktanın altını yine çok özellikle çizmek istiyorum affınıza sığınarak. E, şimdi dedim ya Sorunsallaştırma dediğimiz süreç içerisinde bir şey alınır, söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından hakikat oyununa dahil edilir. Hakikat oyunu ise o şeyin bir söylemle eklemlendirilmesidir. Ve o söylemle eklemlendirilmek suretiyle de bir düşünce nesnesine dönüşmesidir. Şimdi buna çok yakın bir takım ifadelerinden dolayı Foucault'a benim ta çocukluğumdan beri okumaya başladığımdan beri getirilen tamamen absürt bir yorum var. O da şu ve itiraz var. Şimdi deniyor ki ha Foucault'a göre her şeyi Kur'an söylem, değil mi? Dolayısıyla kadını Kur'an söylem, doğuyu Kur'an söylem, erkeği Kur'an söylem, deliliği akıl hastalığı olarak Kur'an, suçu suça eğilim olarak Kur'an, e, işte hastalığı patoloji olarak e, Kur'an, bedeni cinsellik olarak Kur'an e, söylem ve kurulan bu söylem dolayısıyla bizim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Biz kendimizi dar alanlar içerisinde buluyoruz. Peki bunu aşabilmek için yapmamız gereken şey söylem içerisinde kendimizi kavramsallaştırma biçimimizi değiştirmekten ibaret olabilir mi? Çünkü söylem sonuç olarak dilsel bir fenomendir, dil içerisinde gerçekleşen bir faaliyettir ve ben e, örneğin bir kadın veya eşcinsel olarak e, erkek söyleminin ...bana dair getirdiği kavramsallaştırmadan farklı bir kavramsallaştırmayla kendime dönüp baktığım zaman bile... ...bu benim özgürleşeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü dışarıda söylemin dışında benim kafama e, sopasıyla vuran bir takım insanlar var. Dolayısıyla Foucault bu işi söyleme sadece, bağlamak suretiyle tamamen eksik, yanlış ve yetersiz bir iş yaptı. Şimdi bunun tek nedeni, bunu ben... 1994 yılında ilk defa Türkiye'de ders vermeye başladığım günden beri duyduğum bir şeydir bu. Bunu tamamen tabii yanlış. Niye yanlış? Bunun yanlış olduğunu görebilmek için Foucault'un 1969 yılında yazdığı Bilginin Arkeolojisi isimli kitapta verdiği söylem tanımına bakmak gerekiyor. Çünkü Foucault'a göre e, bu aynı zamanda şeyle de ilgili olan bir şeydir. 70'lerde de Foucault yapısalcı sanılıyordu. Tamamen dönem yakınlığı itibariyle. Şimdi biliyorsunuz 60'lar ve 70'ler... E, ...yapısalcılık ve e, semiyolojinin, gösterge bilimin böyle doruk noktasına vardığı bir dönem. Ve tabii ki bu gelenekler içerisinde söylem kavramının çok önemli bir e, rolü e, var. A, diskur a, veya söylem ve bu gelenek içerisinde söylem gerçekten de aslında ne olarak tanımlanıyor? Dil içinde gerçekleşen bir şey. Halbuki felsefedin geleneğinde öyle değil. Yani Foucault da şimdi başka bir şey söyleyecek ama mesela felsefede Kant'a kadar geri giderseniz... ...söylemsel demek kavramsal demektir. Yani kavramdan kavrama giderek e, e, bir kavramı ötekiyle e, birleştirmek suretiyle ürettiğimiz hükümler aslında söylemsel bir faaliyettir. Bunun illa dil içerisinde ifade ediliyor olması gerekmez. Ama Foucault'un çok özel bir söylem tanımı var ve bunun da altını özellikle çiziyor, göstere göstere söylüyor, vurguluyor defalarca nasıl oluyor da dikkate alınmıyor bilmiyorum. Diyor ki Foucault benim için diyor söylem bir ilişkiler bütünüdür. Fakat bu ilişkiler dil içerisindeki bir takım unsurlar arasında kurulan ilişkiler değildir. Dil içerisindeki unsurlar elbette vardır ama bana göre diyor üç tür ilişki vardır. Bir, birinci ilişkiler yani hayatta kurumlar içerisinde gerçekleşen hiyerarşik, hiyerarşik olmayan e, belli bir takım ilişkiler. Bunlara birinci ilişkiler diyorum diyor ve bunlar kurumlarda gerçekleşir ki bunlar klasik anlamda dilin dışında olan şeylerdir. İkincil ilişkiler dil içinde olan ilişkilerdir. Bir kavramın başka bir kavramla ilişkilendirilmesi, retorik, mantık, e, e, gramer gibi bir takım bilimler tarafından veya disiplinler tarafından kavramsallaştırılan kuralları saptanan şeyler. Bir de diyor, e, bu birincili ve ikincil ilişkilerin yanı sıra bir de söylemsel ilişkiler vardır. Söylemsel ilişkiler de nedir? Dil içinde olanla dil dışında olanın, kurumsal, maddi ee, ve söylemsel olmayan ile e, e, dil içinde olan e, retorik, gramer, e, dil bilgisi gibi şeylerle anlaşılması gereken unsurlar arasındaki e, ilişkinin gerçekleştiği yer, söylemin ortaya çıktığı yerdir diyor. Dolayısıyla Foucault'a göre söylem e, aslında klasik anlamda yani daha önce kullanıldığı anlamıyla söylemsel olanla söylemsel olmayanın tam birleştiği yer. O yüzden de yani benim bedenimi iktidar şu şekilde kavramsallaştırıyor. Ben aksi şekilde kavramsallaştırmak suretiyle iktidara karşı mücadele edemiyorum. Foucault eksik bir şey söylüyor demek yanlış. Çünkü Foucault'ya göre zaten sizin kendi bedeninizi hakim e, söylemden farklı bir söylemle eklemlendiriyor olmanız demek. Zaten belirli bir takım maddi pratiklerle mücadele ediyor olmanız demek. Çünkü sizin söyleminiz de kendi içerisinde o kurumsal, maddi, bedensel, pratikleri barındıran bir şey. Fakat çok acele edildiği için ve Foucault'un bu söylem kavramına getirdiği çok özel tanım anlaşılmadığı için veya göz ardı edildiği için ortaya bu garip ilişkiler hep çıktı şeyler, eleştiriler hep çıktı. Yani o anlamda daima şöyle düşünmek gerekiyor. E, Foucault'a göre e, söylem ee, bir ilişkiler bütünüdür. Tıpkı öznelliğin bir ilişkiler bütünü olması gibi, tıpkı iktidarın bir ilişkiler bütünü olması gibi ee, ve bu ilişkilerde asla dil içinde olan ilişkiler değildir. Dil içinde olanla dil dışında olanın bir araya gelerek ortaya çıkarttığı veya bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ilişkilerdir. Ve bir şey bir söylemle eklemleniyorsa eğer bu şu demektir: o söylemin içindeki bütün e, o maddi pratikler o şeye uygulanıyor demektir. Yani eğer bu Akıl hastalığı dediğimiz e, e, deneyime doğru giden bir sorunsallaştırma süreci ise delilik dediğimiz davranış biçiminin psikopatoloji söylemiyle eklemlenmesi demek psikopatolojinin içerisinde mevcut bütün maddi pratiklerin yani kapatma pratikleri o kapatma pratiklerinin gerçekleşmesini sağlayan e, binalar o binaların mimari formları o binalar içerisindeki nesneler o binalar içerisindeki mekansal ...düzenlemeler, bütün bunlar psikopatoloji söyleminin bir parçasıdır. Psikopatoloji kitapta, internette ya da işte e, PDF olarak karşınıza çıkan şeylerden ibaret değildir. A Demek istediği şey e, Foucault'un e, bu. Ve bu perspektiften gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki... ...evet e, öznel deneyim denilen şey böyle kuruluyorsa eğer... ...o zaman ben daima ve bu şekilde kurulduğunda bu benim davranış biçimlerime bir takım sınırlar getiriyorsa benim kendi varlığımı ve davranış biçimlerini başka bir takım söylemlerle eklemlendirmem mümkündür. Onlar üzerinden düşünmem, oradaki maddi pratikler üzerinden kendimle ilişki kurmam, oradaki bilgi alanları üzerinden kendimle ilişki kurmam ve kendime yepyeni farklı bir takım normlarla bakarak önümdeki e, e, o e, mümkün eylemler alanına kendi rızamla getirdiğim sınırları aşmam mümkün olabilir. Buna itiraz şuradan geldi Habermas falan gibiler tarafından. E iyi de şimdi o normu nereden bulacaksın? Öyle bir yerden duruyorsun ki hem tarih içinden konuşuyormuş gibi yapıyorsun ama hem de diyorsun ki ben dışarıdan yepyeni bir takım normlar bulacağım da özgürleşeceğim. Ya bu çok saçma. İnsanlığın tarihi normlarla dolu yani bugün bizim sapık, geri zekalı veya işte patolojik dediğimiz davranış biçimlerinin yere göğe konamadığı dönemler var. E, yani insanlık tarihine baktığınız zaman insan davranışına dair çok farklı, zengin bir normatif ve deskriptif yani tanımlayıcı veya belirleyici sistemler olduğunu görüyorsunuz. E, bunlar arasında dolanmak bile insanın aslında önündeki özgürlük alanının ne kadar geniş olduğunu görmesi için yeterli. Um işte bu perspektiften bakıldığında tabii ki şunu anlıyoruz niye Foucault hakkında o yanlış yorumlar yapıldı ve özellikle niye işte şey yorumu yanlış? Foucault 1970'lere kadar sadece söylem analizi yapıyordu söylem analizi demek bilgi alanlarının bir tarihini yapmaktı sonra orada bir çıkmaza girdi onu bıraktı iktidara geçti sonra iktidar e, analizi yaparken öyle bir analiz yaptı ki o analizin içerisinde özgürlüğün mümkün olmadığını gördü. Onu da bıraktı özneye geçti. Ve özneye geçmek suretiyle de o iktidara karşı mücadeleyinin ve özgürlüğün e, mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Ama her defasında bir önceki dönemini reddetti. Hatta bir önceki dönemde işte e, kullandığı kavramları e, kullanmadı bile. Arkeoloji yaparken kullandığı kavramları hatta arkeoloji kavramını ...jeneoloji yaparken soy bilim... ...iktidarın soy bilimini yaparken hiç kullanmadı... ...gibi abuk subuk bir takım yorumlar var... ...Türkçe'de çevrildi bunların bir kısmı... ...hepsi yanlış... ...Foucault arkeoloji kavramını 70'lerde gani gani kullanıyor... ...ya o kadar çok kullanıyor ki şeylerde... kolejde de France derslerinde... ...ya da 80'lerde... E, ...Özne'den bahsederken soy bilim kavramını... ...neredeyse üç cümlede bir falan e, kullanıyor... E, ...burada yanlış olan nedir... E, ...Foucault'u böyle bir şeye kafayı takmış da yöntem bilim geliştirmişti. Onunla işi bitti. Orada bir çıkmaza girdi. Sonra buraya çık geçti. Sonra buraya geçti değil. Hayır. Bu dönemler olarak adlandırılan ve farklı alanlar üzerinde belki de çalıştığı e, Foucault'un bütün o yapıtları bir bütünün parçası olarak görebilmek. Yani arkeoloji dediğimiz şey o söylemsel pratiklerin bir analizidir. Soy bilim denilen şey söylemsel olmayan iktidar pratiklerinin bir analizidir. Daha sonra etik olarak adlandırılan şey de insanın o söylemsel olan ve olmayan pratikler üzerinden dönüp kendi kendisiyle kurduğu bilinç ilişkisidir. Çünkü etik antik Yunan'da Helenistik dönemde tam bu anlamda kullanılır. Ve Foucault bu anlamda kullandığını özellikle vurgular. Ben der etiği insanın kendisiyle kurduğu bir ilişki olarak tanımlıyorum. Bu nasıl bir ilişki? Öncelikli bir bilinç ilişkisi ama devamında tabii ki eyleme de yansıyan a, bir ilişki ve özgürleştirici bir eyleme yansıyan bir ilişki. Dolayısıyla arkeoloji vardı o bitti, soy bilim geldi, jeneoloji o bitti, etik geldi. Her defasında Foucault kendinden koptu. Zaten işte 70'lerde e, özneyi keşfetti, 80'lerde özneyi bağrına bastı. Sonra yaptı gibi yorumların ben e, manasız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu sadece benim e, yorumum. 22 küsur yıllık bir çalışma sonucunda varabildiğim nihai nokta bu deyip yaklaşık e, 50 65 dakikadır konuştuğum için e, durup e, size teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru varsa tartışalım. Evet Ferda Keskin'e teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız varsa buyurun lütfen. Şunu niye açtım ben de bilmiyorum öyle. Ee, onu ben de anlamadım. Sırf yani. <laughs> şey yerine gelsin diye. Soru yoksa ben konuşmaya devam edebilir miyim? Yok mi? ben sana soracağım şimdi. Yoksey mikrofonu kapattım. Ben bu zaman. dönem e, e, ücretli izin aldım. E, çok uzun zamandır ders e, anlatmıyorum galiba şey olmuşum. E, e, anlatasım gelmiş. <laughs> Yok ben senin ders anlattığın dönemleri de biliyorum. <laughs> 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 e, İzninizle ben bir bir şey soracağım. Evet. E, bu fukka yorum, yani soracağım, yani fikrini merak ediyorum. Bu fukka yorumlarının, e, albuksabuk sabuk yorumlarının kısmen ben de haberdarım. Felsefe, <laughs> iki şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Biri felsefe tarihi içinde bir yere yerleştirmiyorlar. Evet. Yani iktidar, beden, otorite deyince yani ilk anlam, ilk akla gelen, yani orada kuruyorlar ilişkileri. Evet, aynen İkincisi sizin mesela sözünü ettiğin arkeoloji kavramı. Yani sanki o kavram orada duruyor. Yani sabit bir şekilde duruyormuş 60'lardan 80'lere kadar. Evet. O kontekste yapmıyorlar. Yani benim görebildiğim bu bilmiyorum. Evet e ya yani Foucault'u e, sanki böyle durup dururken ortaya çıkan bir figürmüş ve... E, ...garip şeyler söylüyormuş gibi <laughs> algılamak da mümkün ama... ...Foucault felsefe tarihinde çok derinlerde bir yerde e, kendini e, hani... İlk defa kullanacağım bu kavramı nedense aklıma geldi. Çıpa atmış bir adam felsefe tarihi içerisine. Şimdi çıpa atmış derken neyi kastedim? Çok basit bir e, örnek vereyim. Bu demin sözünü ettiğim e, sorunsallaştırma kavramının tanımını e, yaparken Foucault e, diyor ki bu diyor hakikat oyunları dediğimiz şey yani insanın varlığının belirli bir söylemle eklemlendirilmesi aslında mümkün bir deneyimin yani o davranışın bir deneyime dönüşmesinin tarihsel a priori'sidir diyor. Şimdi tarihsel a priori ne demek? O söylem bize önceden a priori olarak verilmiş olan bir şey. Neyin o söylemle nasıl eklemlendirileceği, yani o söylemin o şey hakkında nasıl konuşacağı önceden belli bir takım kurallara bağlı. O söyleme özgü kurallara bağlı. Ama söylemin kendisi tarihsel. Yani bu davranış biçimi bugün bu söylemle başka günde başka bir dönemde başka bir söylemle eklemlendirilebiliniyor. Şimdi bu tarihsel A priori demesi e, Foucault'un... ...ve bunu bir düşünce nesnesi haline... E, ...geldiğini söylemesi. E, aslında e, Foucault'un... ...benim doktora tezimin esas şeyi de oydu zaten... iddiası da oydu. E, her ne kadar dışarıdan bakıldığında... ...niçeci bir filozof gibi gözükmekle beraber... ...sonuna kadar çok güçlü bir şekilde Kant'çı olduğu... ...Kant'tan geldiği, Kant'tan çok etkilendiği... E, ...şeklindeydi. Niye? E, çünkü biliyorsunuz e, Kant'a göre... İnsan zihninde var olan transandantal mekanizmalar, e, bilgi dediğimiz deneyimin olabilirlik koşullarını veren a prioridirler. Onların belli kuralları vardır. Felsefenin görevi o kuralları bulup ortaya çıkartmak ve insanların o kurallara uygun olarak düşünmesini sağlamaktır. Foucault'un yaptığı ise ve der ki e, Kant, e, bu kurallara uygun olarak siz e, hüküm üretmeye başladığınızda benim buna verdiğim isim söylemsel düşünmedir der denken çok kabaca söylersek düşünme ama düşünmek demek hüküm vermek demektir. Hüküm vermek demek ise e kavramsallaştırmak demektir. Bir kavramı bir başka kavrama yüklemlemek. Değil mi? E, dolayısıyla da e Kant'ta buradan hareketle teknik bir kavram kullanacağım. Özür e, dilerim. Sentetik a priori diye bir kavram çıkar felsefede çok önemli bir devrim olmuştur bu sentetik a priori. Şimdi Foucault'un yaptığı iş ise şudur. Kant'ın sentetik a priori'sini alıp tarihsel a priori'ye dönüştürmek. Ve Kant'ın insan zihninde var olduğunu düşündüğü o evrensel eee transandantal mekanizmaları insan zihninin dışına çıkartıp tarihsel birer kurala dönüştürmek. E, ve e, dolayısıyla düşünme dediğimiz yani kavramsallaştırma, hüküm üretme dediğimiz sürecin evrensel zihinsel mekanizmalara değil, tarihsel bir takım kurallara bağlı olduğunu göstermek ve bu kuralların da iktidar sistemleriyle çok yakından ilişkili olduğunu göstermek ve dolayısıyla o hükümlerin doğruluğunun hakikatinin tamamen bu kurallar tarafından belirlendiğini dolayısıyla hakikatin kendisinin tarihsel olduğunu bugün doğru dediğimiz bir önermenin yarın başka bir sorunsallaştırma başka bir hüküm verme tekniği ve başka bir kurallar manzumesi çerçevesinde doğru olarak görülmeyeceğini söylemesi ve bütün bunu da bir e, mümkün deneyimin tarihsel a priori olarak sunması aslında Foucault'u çok net bir şekilde Kantyen geleneğe oturtuyor ama sonra devamında tabii 69 <laughs> yılından itibaren e, daha doğrusu bu son dediğim hikaye netleşmesi 80'ler ama 60'lı yılların sonundan itibaren bir de Foucault'un işte bir Nietzsche e, e, şeyi var e, okuması var e, Nietzsche'ye yaptığı göndermeler var oradan hareketli bir Nietzscheci olduğu söylendi ama işte Foucault e, sonra 79'dan sonra yazmış olduğu bütün e, kitaplar Kolej de France dersleri ve cinselliğin tarihinin son iki cildi Antik Yunan felsefesi <laughs> üzerinedir. Özellikle Helenistik dönem e, üzerinedir. a ve e, o şeyler hakikaten çok zorlaştırıyor Foucault'u okumayı. Trajediyom. Ya yani. Tragedyalarda <laughs> var. Ondan sonra işte bütün o Hristiyan geleneğine götüren e, e, dönem var. Helenistik dönem özellikle vesaire o tabii biraz zorlaştırıyor yani e, Foucault bütün bunları yaparken e, tabii ki içinde bulunduğu çevre koşullar falan e, sahip olduğu e, arka plan yani en almış olduğu eğitim vesaire e, onun için zor olmayabilir de yani onun her dediğini anlayabilmek veya yaptığı her göndermeyi felsefe tarihi içerisinde yakalayabilmek çok zaman alıyor ben hani açıkça itiraf ediyorum 54 yaşındayım yani <laughs> Foucault'un kafasının içine iskemleyi atıp oturduğumu ancak 50 yaşında hissedebildim. Bu sanıyorum bir matematik, Türk bir matematikçinin lafıydı. Henri Poincaré üzerine çalışan Halide Edip Adıvar'ın eşi olan ünlü matematik. Ahmet adı var. Yok Ahmet adı var galiba. Ahmet. Öyle olduğunu hatırlıyorum. Adnan adı var. Adnan adı var mıydı? Adı var mıydı? Adınar Matematikçi Adınar değil. değil. Hı? Bilim tarihçisi. O işte öyle bir lafı var. Kafasının içine atıp iskemleyi oturdum diye. Şimdi o hakikaten önemli yani. Birisinin bir düşündüğünün kafasının içine iskemleyi atıp oturmak... E, ...o çok zaman alan bir şey. E, ve tabii bu çağda da çok istenen bir şey değil. Çünkü yani hepimiz yarış atıyız ya... yani ...her gün yeni yayınlar yapacağız. işte e, Ondan sonra puan alacağız <laughs> vesaire. E, bir an evvel başkalarının önüne geçeceğiz e, falan. Ondan sonra e, gibi e, sayıklarla yapılan bir iş haline geldiği için... ...akademik faaliyet e, böyle kafayı takıp da bir düşünüre... Ya şuna bir on senemi ayırayım da hani <laughs> bir anlayayım yani en azından ne olduğunu anlayayım. Yani olursa e, anlaşırsak olur anlaşmazsak da e, düzeyli bir ilişkimiz oldu ama bitti e, deriz ve bir başka... Arkadaş filoz... kalırsınız. <laughs> evet arkadaş kalırız. Ya ben o, o ilişkim Foucault'la devam ediyor çok şükür. Ee... <laughs> Buyurun. Eee şey hmm, Foucault'un söyleşisini okuduğumda e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir kavram kullanmıştı. E, heterotopya. Evet. Bu heterotopya kavramı galiba onda yani bunu yanlış hatırlayabilirim tabii yani. Eee özgürleşme pratikleriyle ilgili bir kavramdı. E, bunu biraz açıklayabilir misiniz yani? Onu merak ediyorum. E, çok da özneleşme pratikleriyle ilgili olan bir şey değil. Foucault'un başka mekanlara dair bir metnidir bu. Önce 1900 çok erken nispeten erken dönemde yayınlanmış olan daha sonra Foucault öldükten sonra Fuku'nun yazılmış ve söylemişler diye topladılar dört cilt içerisinde bütün ön sözlerini giriş yazılarını vesaire. Mekana dair bir yazısı bu. Fuku'nun ve Batı'nın tarihinde bu işte heterotopya ee, mekanlar batıda kent mekanları ee, bu kent mekanları içerisinde e, var olan a, farklı bir takım a, mekanlar ee, nasıl a, e, yeni bir takım toposlar oluşturuyorlar yerler oluşturuyorlar ve bu yerler e, nasıl klasik anlamda a, bildiğimiz yer kavramının içine sığmıyor bunlar işte hatırlarsanız örneklerini işte bunlar otellerdir ondan sonra işte e, trenlerdir hatta aynadır yani e, heterojen olmayan pardon homojen olmayan heterojen olan bir takım toposlar mekanlar ama tabii siz buradan hareketle şey yapabilirsiniz. Bu mekanların kendileri bizatihi yeni öznelliklerin veya belirli öznelliklerin kurulması için kullanılmıştır veya kullanılabilir diyebilirsiniz elbette. Foucault'un kendisi bunu takip etmemiş benim bildiğim kadarıyla. Daha sonra böyle bir tema görmedim e, Foucault'un düşüncesinde. Ama tabii ki mekanın çok önemli bir rolü var. E, hatta şöyle bir şey söylenir, yani 19. yüzyıl felsefesi tarih felsefesiydi dolayısıyla zamanın felsefesiydi. 20. yüzyıl ise mekanın Mekalı, felsefesi evet. oldu ki Foucault'un e, düşüncesinde mekanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Yani işte hapishaneyi, akıl hastanesini, hastaneyi, orduyu, okulu bu kadar yakından inceleyen e, bu mekanların mimari formlarını, bu formların içerisindeki bölümlenmeleri, bunların e, mümkün kıldığı gözetleme e, ve cezalandırma, ıslah etme pratiklerini inceleyen bir insan için mekan tabii ki birincil e, önemde e, olan bir şey. Ee, bu yani sadece disiplin pratikleriyle ilgili olan bir şey değil çünkü daha sonra Foucault 78, 79, 77, 78, 79 yıllarında e, liberalizm ve neoliberalizm üzerine çalışırken de özellikle neoliberalizme doğru giden e, e, çerçeve içerisinde e, kent meselesine de önem veriyor. Yani o neoliberalizmin düzenlemeye çalıştığı özgürlük e, özgürlüğün çıkarttığı sorun e, nasıl biz bu özgürlüğü yöneteceğiz? meselesinde işte e, nasıl Kent önemli sorunlardan bir tanesi oldu ona dair de e, yazmış olduğu koskoca bir bölüm var vermiş olduğu bir a, ders e, var ama yani o Metin hakkında Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar bir de o metni Ben herhalde en son bir 10 sene evvel falan tekrar e, bakmışımdır e, bu kadar söyleyebileceğim Buyurun. Hocam merhabalar. Bu öznelliğin merhabalar. E, öznelliğin tanımında bir deneyimsel alan olarak deneyimin tarihi olarak açıkladığınızda, diyelim ki dönemindeki kendiliği kaygısından e, nihai olarak geleceği sonuç modernitenin önerdiği öznel ve özne tanımına doğru gitmeyecek mi? Tarihsel süreç onu buna zorlamayacak mı? E, zorlama kavramı bence e, yani e, çok uygun olmayabilir e, burada e, çünkü yani Fukon'un yaptığı şekliyle tarih yaptığında hep dışarıdan e, e, tarihsel bir takım e, beklenmedik müdahaleler sonucunda tarih gelişir ama şimdi senin ne demek istediğini gayet iyi biliyorum e, o kendilik kaygısı e, dediğimiz e, şey. E, Foucault'a göre batı felsefe geleneği ama batı entelektüel geleneği içerisinde birbirleriyle sürekli gerilim halinde olan, bazen birbirlerine yaklaşan ama daha çok gerilim halinde olan e, iki tane farklı düsturdan, kuraldan veya e, yaklaşımdan bir tanesidir. Bir, kendin için kaygı duy. ikincisi kendini tanı. Şimdi, e, yani dolayısıyla... Yani e, işte bunun tartışmasını Foucault, Özne'nin Hermeneutik'inde yapıyor. Biliyorsun onu da ben çevirdim Türkçe'ye zaten. E, kendini tanıyla, kendin için kaygılan e, düsturları veya buyrukları arasında tabii ki çok radikal bir fark var. Bu fark moderniteyle birlikte çok keskinleşen e, bir şey. E, Foucault'un iddiası a, nedir? İnsanın kendisi için kaygılanma süreci içerisinde elbette kendini tanımaya yönelik bir şey vardır, bir beklenti vardır. İnsanın kendini tanıması gerekir, kendisi için kaygılanabilmek üzere. Ama kendini tanıma dediğimiz şey birincil görev değildir. Bu sadece bir araç olarak gerçekleştirilmesi gereken bir şeydir. Esas amaç İnsanın kendisine dair edinmiş olduğu o bilgiden hareketle kendisi için kaygı duyması. Şimdi iki tane burada şey var. İnsanın kendisi için kaygı duyması etik bir süreç. Yani kendisi yerken çünkü ethos diyoruz. Antik Yunanca'da ethos kendilik demek, karakter demek. Etik de zaten insanın karakteri üzerine düşünen alan. Antik Yunanlılar açısından e, karakter bu yani bireysel karakter olabilir veya bir toplumun karakteri olabilir bir cemaatin bir komünitenin karakteri olabilir ama karakter e, anlamına a, gelir töre anlamı da tam bu anlamdadır yani e, töre anlamı Antik Yunanca'da ethos'un bir insan topluluğunun karakteri anlamında o karakteri tanımlayan değerler anlamında şimdi ...mesele orada etik fakat Batı felsefe geleneği içerisinde ki Sokrates'in de temel kaygısının bu olduğunu ve tam da bu yüzden Platon'un da unutulan az değerlendirilen ama en önemli diyalonun e, diyaloğunun da Alkibiades diyaloğu olduğunu aslında onun diğer diyaloglara göre çok daha önemli olduğunu söylüyor. Bu kaygı ön plana çıktığı için çünkü Alcibiades Sokrates'e göre mutlaka kendisi için kaygılanması gereken birisi. Evet zeki, çevik, yakışıklı, ahlaklı. Ha, ahlaklı değil ama yani çok özel bir karakter. Ama yönetmeye aday ve işte yöneteceksen diyor başkalarını önce bir kere kendini yönetmeyi öğren. Kendini yönetebilmek için de kendin için bir kaygı duyman lazım. Ee, şimdi... E... Kendin için, e, kaygı içinde ne yapman lazım? Kendini tanıman. Gnothise oton, yani kendini e, tanı. İşte o e, şeyde Sokrates'in zaten e, işte, e, tapınakta e, almış olduğu kehanet. Um, e, fakat mesele şu, özellikle e, etik karşısında, bu etik bir kaygı ama kendini tanıma faaliyeti kognitif bir faaliyet. Yani epistemolojik de diyebilirsin ama kognitif bir faaliyet. ...kognitif derken de kendini tanımak ne demek? Kendini kavramsallaştırmak, kendi düşünce... ...kendini zihninde bir şekilde... ...temsil etmek demek. Mesele şu... ...moderniteyle birlikte özellikle... ...felsefede... ...kognitif geleneğin... ...hakim hale gelmesiyle... ...Dekart'la birlikte ve postkartezyen... ...dönemde bu ister... E, ...spinoza hariç şey olsun... ...değil mi hocam? rasyonalist e, gelenek olsun... ...ister amprisist gelenek olsun... <laughs> mesele e, felsefe kognitif bilişsel öncelikli olarak bir faaliyet haline geldiği zaman artık o gnothi se önemli hale e, geliyor. Esas mesele bu oluyor. Fakat e, şeyden kendin için kaygılandan kendini tanı ve dolayısıyla kendini tanırken kendini özneleştir. Özne ol tarihin zorunlu olarak ortaya çıkan bir sonucu değil bana kalırsa Foucault içinde değil. Yani pekala Batı tarihi e, o 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü geçirmeyebilirdi. O dönüşümü geçirmesini sağlayan, gerektiren belli bir takım şeyler vardı. Ama bunların ayrıntısına girebilmek için tekrar kelimeler ve şeylere geri dönmek ve özellikle Foucault'un Rönesans, Klasik Çağ ve Modernite tanımlarına falan bakmak lazım. Bu arada şey de hatırlatayım. yani Deminden beri hep modernite diyorum ama bu Foucault'un kullanacağı terminoloji değildir. Çünkü Fransızlar İngilizce konuşulan dünyadaki dönemlendirmeyi tabii kabul etmedikleri için e, her şeyi kendileri yeniden sınıflandırdıkları için onlara göre e, İngilizce konuşulan dünyada modernite denilen dönem klasik çağdır. E, modernite Foucault'a göre 19. yüzyılda başlayan bir şeydir. Özellikle epistemolojide Kant'la beraber siyasette insan bedeninin ee, siyasi stratejilerin nesnesi haline gelmesiyle ve yine Kant'ın ve felsefenin ilk defa içinde bulunduğu gün ne dair, bugününe dair, şimdiki zamanına dair soru sormaya başlamasıyla başlayan bir dönemdir. Ondan evvelki dönem klasik çağ. Ee, dolayısıyla kartezyen gelenek dediğimiz, bunun içine sanatı da katabilirsiniz, felsefeyi de katabilirsiniz vesaire, o açıdan klasik çağ. Dolayısıyla Foucault'un dönemlendirmesinden bakarsak Gnothise Othon işte kendini tanı falan o böyle yere göğe konulan insan nedir diye sonra o Kant'la beraber böyle insan nedir falan işte kendimizi bir tanıyalım böyle çok ağır afem işte insanı tanımadan hiçbir şey olmaz falan gibi tam insan merkezli böyle garip humanist ondan sonra ee, <laughs> bana kalırsa <laughs> ridiculous ama neyse <laughs> ya yani öyle bir gelenek var tabi biliyorsunuz insan insan diye ortalıkta <laughs> dolaşan. Um, halbuki Foucault e, ne diyor? İnsan diyor kelimeler ve şeylerin sonunda um, bir sahile deki kumsala çizilmiş olan bir figürdür. Dalgalar bir gün onu da alıp götürecekler. Onun yerine başka bir şey gelecek. Bu insana karşı olmak, insandan nefret etmek falan değil. İnsan kavramının bizatihi tarihsel bir sorunsallaştırma sonucunda ortaya çıkıp düşünmeyi belirleyen bir şey olduğunu vurgulamak için A elbette. E, fakat e, dediğim gibi e, kendilik için kaygı duymak, e, geleneğinin e, bir yerde sekteye uğraması e, evet bir vaka ama şu anda tekrar keşfedilen o yani kognitif olandan vazgeçip insanı veya insanın içinde bulunduğu mekanı, dünyayı ve pratikleri kognitif olan üzerinden değil başka türlü anlamaya çalışmak bugün artık yeni bir şey haline geldi mecra haline geldi ee, postmodernizm falan gibi kavramların kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu olabilir biraz zorlarsak iki tane soru görüyorum, var görüyorum evet buyurun ya mikrofonu alıyorum Benim bağlantılı iki sorum olacak. Sizin Foucault'u politik bir anlamda okumanızla ilgili. İlki şu, hem aydınlanma nedir metninde, Kant'a da gönderme yaparak, hem de bir sürü metninde Foucault'un entelektüelin görevi ve işte bir tür onun ne yapması gerektiği gibi bir analiz ya da bir söylem yarattığını görüyoruz. Bunun yanı sıra kendi hayatına baktığımızda, Foucault'un ne kadar politik olarak aktif veya ne kadar kendini bir entelektüel olarak toplum içinde sorumlu hisseden bir yapısı var. Ve eğer yoksa bu anlamda bu tür bir çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz? İkinci sorumsa hani tam anlamıyla Foucault'da bir politik bulabilmek için politik felsefenin içinde sürekli devam eden bir tür ne umabilirim ya da arzulanabilecek bir toplum ne tür bir düzen isteyebilirim sorusunun Foucault'a bir cevabını nasıl bulabiliriz ya da arayabiliriz ki bu soruyu sormamın nedeni de biraz şu Foucault sonrasında Foucault'dan esinlenen politik felsefeciler Agamben vesaire içerisinde bence daha çok o hani preskriptif olarak olan politik felsefeden daha çok kapitalizme saldıran bir tür deskriptif felsefe bir geçiş görüyoruz. Ve bu da aslında solun içinde bir tür ne tür bir eylem yaratacağız diye bir sorunsal yaratıyor. Zaten gelenek bir anlamda bir tür büyük eleştiriyle Foucault'dan başladığı için Foucault'a bir tür bir eylem sorununun çözümünü nasıl bulabiliriz? Tabii teşekkür ederim. Şimdi e, aslında tabii Foucault'un e, entelektüellerle ilgili olarak o e, söylemenin ilk ortaya çıktığı yer e, 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 iktidar ve hakikat isimli bir söyleşisidir. O da 1976 çok daha önce sizin söylediğiniz metinden. E, şimdi orada Foucault'un ortaya attığı yepyeni bir e, entelektüel anlayışı var. Orada Foucault aydınlanmanın entelektüel anlayışını eleştiriyor e, çünkü aydınlanmanın e, bilgi anlayışı evrensel bir bilgi anlayışı evrenselci bir bilgi anlayışı ve bu evrenselci e, bilgi anlayışına e, göre e, entelektüel dediğimiz e, figüründe e, o evrensel bilgiyle ve o evrensel bilginin e, hakikatiyle donanmış olarak e, gelip kitlelere e, ne yapmaları gerektiğini e, anlatmak e, hatta yeri geldiğinde kitlelerin ee, önüne geçmek, kitlelere öncülük etmek. Hatta yeri geldiğinde bunu kitlelere rağmen e, yapmak. Fakat tabii e, Foucault'un böyle bir bilgi anlayışı yok. evrenselci bir bilgi anlayışı yok. A, Foucault a, bilgi dediğimiz o söylemin tarihin farklı dönemlerinde farklı kurallara göre oluşturulmuş söylemlerden müteşekkil olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de diyor ki içinde bulunduğumuz çağda artık böyle işte Voltaire gibi, Sartre gibi o büyük her şeyi bilen ve bildiği üzerinden de kitlelere onlar için neyin iyi olduğunu söyleyen ve yeri geldiğinde kitleleri o iyi için harekete geçiren hatta zorlayan entelektüellerin yerine başka bir entelektüel figürü çıktı ortaya ve önemli olan da budur diyor. Bu da lokal entelektüel, spesifik entelektüel dediğimiz şey. Nedir spesifik entelektüel? insanların kendi uzmanlık alanları içerisinde iktidar mücadelesine dahil olmaları. Ve dolayısıyla ben her şeyi biliyorum yani onu da okudum bunu da okudum ekonomi politik de biliyorum siyaset de biliyorum sosyoloji tarih Aa, hatta gerekirse fizik ve kimya Aa, bütün bunları bildiğim için zaten e, insanlar için iyinin de ne olduğunu biliyorum yani Lukaç'ın terimiyle söylersek işçi sınıfı veya kitleler için tarihin bu verili anında e, nesnel bilincin ne olduğunu biliyorum öznel bilinç olarak onların zihninde olmayabilir bu ama ben bildiğim için teoriyi İşçi sınıfının sahip olması gereken nesnel bilincinin ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kitlelerin önüne bir geçi vereyim, arkamdan gelsinler. Um, bu entelektüel fikrinin karşısında, Foucault'un dediği şey şudur: Ben de diyor böyle davranacağım. Ve e, Foucault'un hayatında var mıdır faaliyet dediniz? Of, faaliyetten çok ne var. E, 1969 sonrası, Foucault e, Fransa'ya e, geri döndükten sonra bir kere ilk şeyi kurmuştur: Grup sur le Prizon. ...kendi uzmanlık alanı olduğu için... ...bir grup Fransız entelektüeli... Deleuze'de dahil olmak üzere... ...hapishanedeki e, insanların... kendi seslerini duyurabilmeleri için... ...bir iletişim ağı oluşturmak... ...çok sayıda eylem yapmak... ...bunun ötesinde... E, ...yine e, FUKO'nun... E, ...göçmenlerle ilgili olarak... ...göçmen haklarıyla ilgili olarak... E, ...içinde dahil olduğu birçok şey var... E, ...örgütsel çalışma var... E, Franco rejimini e, e, ve orada tutuklanan entelektüellerin tutuklanmasını protesto etmek için Madrid'e gidip tutuklanması e, ve aynı uçakla geri gönderilmesi var. Hatta Polonya'da dayanışma sendikası e, eylemlerine başlattıktan sonra bir doktor ve Montanın eski eşi Simon Signore ile beraber e, ilaç yüklü bir kamyonu ta Paris'ten Gdansk'a kadar Polonya e, sınırına kadar bizatihi kullanması e, var. Evet işte 69'da tutuklanmışlığı var falan filan ama tabii ki Fuko hiçbir zaman çıkıp da arkadaşlar bir dakika ben şimdi hakikati gördüm ee, ve sizi ona doğru yönlendirecek söylemi e, 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 dile getireceğim demez niye demez şundan dolayı bu da sizin daha çok ikinci sorunuzla ilgili olan bir şey yani Fuko'daki politik olan e, e, ve bu politik olanın e, şeyle ilişkisi kapitalizmi eleştirmek mi yoksa bir arzu nesnesi ...üretebilmek mi? Şimdi Foucault zaten arzu lafını duymuş olsaydı... ...burada çok üzülürdü. Çünkü e, Dölez'den farklı olarak... E, ...Foucault için arzu... ...söylem tarafından zaten kurulan bir şeydir. Dolayısıyla... ...siz bir ütopya... E, ...tahayyül edip... ...bunun için arzu... ...duyduğunuzu düşündüğünüz noktada... ...aslında arzunuzu kendiniz... ...üretiyorsunuz. E, dolayısıyla arzu üzerinden... ...bakmamak lazım gerekir derdi. Arzu daha çok Lacan ve e, Fransız geleneği içerisinde Dorez Gattari e, geleneğine yakın bir kavram olacaktır. E, mesele ise şu Foucault açısından. Foucault zaten bunu açık açık söylüyor. Diyor ki ben hiç kimseye bir ütopya öneremem. Bir siyaset biçimi öneremem. E, bunu önermeyen bir tek Foucault değil. Daha geçmişte yine 20. yüzyılda Adorno'nun da Horkheimer'ın da böyle bir şey önermediğini, 69 olaylarına kadar Marcuse'nin de önermediğini, hatta Marcuse'nin Adorno ve Horkheimer'la e ilişkisinin tam da 69'dan sonra Marcuse'nin ben artık bir iyi yaşam önerisinde bulunacağım insanlara demesi yüzünden koptuğunu, hatta Marx'ta da kapitalizm eleştirisinden başka hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Yani Marx'ın külliyatı içerisinde Yaklaşık 54 cilde yaklaştı şu anda. Hala devam ediyor. Lawrence and Wishart bunları yayınlamaya. Orada post kapitalist toplumun ne olması gerektiğine dair ve oraya nasıl gideceğimize dair sayfa sayısı külliyatın kendisiyle karşılaştırdığınızda yok gibi bir şeydir. Yani GOTA programının eleştirisindeki birkaç sayfa. Anti-During'de belki biraz bir şey ama odur. Şimdi bütün bunların arkasında belli bir refleks var. Yani iyi yaşam dediğimiz şeyin kendisini önermek, belirli bir iyi yaşam anlayışı önermek aslında bütün bu isimlerin karşı çıktıkları o totaliteryan veya totalizan geleneği yeniden üretmek oluyor. Çünkü siz diyorsunuz ki iyi yaşam diye bir şey vardır o da budur. Hadi herkes kendini bu iyi yaşama uygun olarak değiştirsin, dönüştürsün, kendisiyle bir ilişki kursun. Bu tabii ki Foucault'un arzu edeceği bir şey değil. Çünkü Foucault'un yapmaya çalıştığı şey İnsanların önündeki o özgürlük alanını genişletmek suretiyle insanların tıpkı Marx'ın söylediği gibi sahip oldukları potansiyelleri yaratıcı bir şekilde kullanmaları ve kendilerini dönüştürmeleri, kendilerinden yeni bir şey çıkartmaları ama üretim olarak değil, yaratıcı bir faaliyet olarak. E buna da pozitif özgürlük anlayışı diyoruz ki Grundrisse'de bulduğumuz bu da budur, Alman ideolojisinde bulduğumuz özgürlük anlayışı da esas itibariyle budur. Ve tabii ki Foucault hiçbir zaman ütopya e, önermiyor. Hatta ütopya önerenlere karşı da çok ciddi bir e, tavrı var. Onun söylediği şey şu, ben bir entelektüelim kabul ediyorum <laughs> ondan sonra. Fakat bir entelektüel olarak her ne kadar çok iyi ekonomi, politik biliyor olsam da, felsefe biliyor olsam da... E, ...böyle bütünsel bir e, iyi yaşam anlayışı geliştirmeye ve bu iyi yaşam anlayışını insanlara e, e, sunmaya karşıyım. İnsanları da buna doğru harekete geçirmeye karşıyım ee, bir kere önce herkes kendi karşı özneleşmesini gerçekleştirecek şekilde faaliyete geçsin, daha sonra bu kolektif bir faaliyete dönüşsün ve iyi yaşamın ne olduğu oradan kendiliğinden ortaya çıksın, pratik içerisinde. Çünkü bunun afedersin, lafı uzatıyorum ama metodolojik bir e, çok önemli boyutu var. Foucault'a göre aslında Foucault'un metodolojisi şudur. Foucault pozitivizme karşı olduğu için damardan ...nesneleştirme denilen şeye karşı çıktığını... ...çok açık olarak söyler. Yani düşünsel olsun, başka türlü olsun... ...faaliyete geçmeden evvel... ...bir şeyi kavramsallaştırmaya çalışmadan evvel... ...onu nesneleştirmek... ...bir nesne olarak görmek... ...sonra o nesneye dair bir teori verip... ...o teori ışığında... ...o nesnenin tezahürlerini e, kavramsallaştırmak... ...Foucault'a göre yanlış yaklaşımdır. Teori der buna, teorik yaklaşım. Onun yerine... E, ...Foucault'a göre... Hiçbir şey nesne değildir. Her şey ilişkilerden müteşekkildir. Dolayısıyla yapılması gereken şey nesnenin teorisi yerine pratiğin analizidir. Pratik nasıl tezahür ediyor? Tarihin farklı dönemlerinde ve bu pratikten hareketle de geleceğe dair belki bir takım e, öngörülerde bulunabilir veya hedefler konabilir. Bu da nedir? Bizatihi siyasi pratik dediğimiz direnme pratiği dediğimiz şeyin kolektif hale gelmesi sonucunda herkesin Kendisinin en iyi bildiği alanda iktidara karşı mücadele verirken e, bir iç içe geçti, ama yatay bir düzlemde iç içe geçtiği ve bir kolektivite oluşturduğu bir alanda yine kendiliğinden ortaya çıkacak olan bir iyi anlayışına doğru gitmek. Ama iyi anlayışı hiçbir zaman nihai olabilecek bir şey değil. Ben öyle düşünmüyorum. Yani iyiler var ama bir nihai iyi. Aristoteles'in dediği gibi hani diyor ya e, Nikomakos Eğitim'de birinci cümlesinde. Her insan edimi bir iyi, iyi hedefler dolayısıyla iyi bütün insan eylemlerinin hedeflediği şeydir ki mantık tarihinde yapılmış en büyük yanlışlardan biridir bu. Nasıl Aristoteles böyle bir cümle e, kurdu diye hala düşünülüyor o mu kurdu yoksa falan diye ama yani şimdi böyle yani bir nihai iyi vardır onu işte hani ütopyamızda odur o da orada duruyor biz de buradan oraya gidelim falan böyle bir şey yok yani Foucault daima gerçekliğin içinde kalarak pratiklerin içinde kalarak hiçbir şeyi nesneleştirmeden, her şeyi bir ilişkiler yumağı olarak görüp, onun içinden girip dünyaya müdahale etmek gerektiğini söylüyor ve o Döresle yapmış olduğu meşhur söyleşi de aslında benim düşüncem bir alet kutusudur. Dolayısıyla siz o alet kutusu içinden işinize yarayını alıp kullanın istediğiniz gibi ama Foucault'ıym demeyin diyor. Yani tıpkı şey gibi Adorno'nun çok yanlış anlaşılmış bir hikaye. Bilir misiniz Adorno 69 yılında ee, öğrenciler Almanya'da işte e, boykot yaparlarken biz Adorno'nun işte izinden gidin falan düşüncesini takip ediyoruz falan diye böyle şeyler yapıyorlar. İşte bir boykot günü bir öğrenci öldürülüyor galiba ve boykot var. Herkes diyor ki Adorno gelmeyecek derse herhalde ama Adorno tabii geliyor siyah takım elbisesi ipek kravatıyla elinde çantası. Adamı yuhalıyorlar falan. Ondan sonra e, sonra hatta... E, o e, Fransız devrimini simgeleyen çıplak kadın e, vardır ya Öjandelo kuranı değil, öteki ressamın e, şeyinde resminde şeye de modellik yapan Amerikalılara hediye edilen özgürlük anıtına e, ona istinaden, ona atfen kadın öğrenciler üstlerini açıp Adorno'yu aralarına alıp falan e, şey yapıyorlar. Adamcağız da biraz abartıyor olabilirim ama o gün istifa ediyor ve sonra kısa bir süre sonra hücceten vefat ediyor. A e, yüreğine e, inmiş. Şimdi orada. Hani Adorno'nun yaptığı şeyi şöyle de okumak mümkün. Yani evet Adorno o dönemde artık liberalizme dönmüş olabilir ama ben hiçbir zaman kapitalizmin veya araçsal aklın, araçsal aklın bir tezahürü olarak kapitalizmin veya modernitenin, şunun bunun aydınlanmanın eleştirisini yaparken bunu size bir iyi yaşam vaadi gerçekleştirmek üzere yapmadım. Onun için ne diyorlar buna? Negativite Markuzen'in Marcuse'nin kitabının adı İngilizce çıkan Amerika'da negations'tır. Yani olanı değillemek. Ama olumlamak afirmatif olan şey daima karşı durmaya çalıştıkları şeydir. Bir başka iyi yaşam anlayışını olumlamak ve herkesi oraya davet etmek o işte artık şeye dönüşüyor. Foucault'un entelektüel anlayışında geride bırakmaya çalıştığı. Yani iyi yaşamın ben ne olduğunu gördüm, biliyorum. Hadi herkes benle beraber oraya doğru gelsin. Ee, yok öyle bir entelektüel değil ee, Foucault ama Foucaultta politiko yok mu var tabii ki yani bence bütün bir e, Foucault külliyatını tamamen bu özgürlük meselesi ve o özgürlük refleksiyle kimliklere kimliklerin getirdiği sınırlara o kimlikleri tanımlayan öznel deneyimlere o öznel deneyimlere içkin normatif sistemlere karşı bir itiraz olarak görmek ve bunu da sınırların aşılması için yapılan bir şey olarak e, görmek Foucault'un kendisinin istediği şey benim de yaptığım şey zaten bu oldu. Yani tabii hepsini anlatamıyorum burada ee, bu kadar az bir zaman içerisinde ama yine de bilmiyorum tatmin edici oldu mu cevabım. Önde bir soru var. Gördüm vardı. evet. E, mikrofon Mikrofonu bir öne verebilir misiniz? Sonra da bir arkaya verelim. Tamam. Senin yerine bayadın. ben bunu da yapmaya başladım. Teşekkür ederiz bu arada. Çok güzel bir konuşma oldu. Tam da son sözlerinizle ilgili yani Foucault'un İktidarla özgürlüğü bir araya getiren bir şeyi var. Hani bir eylem grubunun bir başka grubun eylemleri üzerinde etkili olması da evet. iktidar dedi. Ve bu açılım yani bu söylem aynı zamanda insana o bahsettiğiniz sınırları aşma fırsatını da veren bir şeydir. Bunu biraz açar mısınız Tabii. diyecektim. Şimdi Foucault ile ilgili yanlış anlamalardan bir tanesi de şu. İktidar dediği zaman Foucault kötü bir şey anlıyor. Kötü bir şey anlamıyor. Foucault yine bir analiz yapıyor. Diyor ki ee, i̇ktidar özellikle bu işte 1982 yılında yazdığı metinde çok belirginleşen bir şey. İktidar bir ilişkiler bütünüdür, her şey gibi ve bu ilişkiler iki tane partner arasında olan ilişkiler değildir. İki birey, iki grup, bir birey ile bir grup örneğin arasındaki ilişkiler değil. İki tane eylem kümesi arasındaki ilişkilerdir. Ve bu iki eylem kümesi karşılıklı olarak... ...bu iktidar ilişkisi dediğimiz ilişkide... ...birbirlerini yapılandırmaya çalışırlar. Birbirlerini belirlemeye çalışırlar. Daraltmaya veya genişletmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu böyle bir oyundur. Şimdi zaten iktidarın bir oyunu olduğunu söylediği... ...metinleri de var e, Foucault'un. E, ve dolayısıyla iktidar zorunlu olarak kötü olan bir şey değildir. Yani bir matematik öğretmeninin öğrencisine bir türevin nasıl alınacağını göstermesi, o hocanın öğrencinin önündeki mümkün eylemler alanını daraltması veya şekillendirmesi anlamına geliyor. Ama bu kötü bir şey değil. Ya da yani çok belki erkeksi bir örnek olacak ama bir futbol hocasının öğrencisine topa burunla vurulmayacağını mesela veya nasıl vurulacağını öğretmesi. Şimdi topa vurmanın sonsuz sayıda biçimi var ama siz birisi size öğrettiği zaman doğru vuruş budur diye sizin önünüzdeki mümkün eylemler alanını daraltmış oluyor. Ama bu kötü bir şey değil. Ne zaman kötü oluyor? İktidar tahakküme dönüştüğü zaman. Tahakküm ne demek? O eylemler alanlarından bir tanesinin diğerini aşırı derecede daraltması, hatta neredeyse sabit hale getirmesi sonucunda başka hiçbir şey yapamayacak şekilde onu manipüle etmesi. Bu yüzden de diyor ki Foucault iktidar diyor aslında iktidarın ön koşulu özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde tahakküm vardır. Özgürlük ne demektir? Her tara iki tarafında önünde bir mümkün eylemler alanının açık olması. Bu iki mümkün eylemler alanı birbirleriyle bu ilişkiye girebiliyorlarsa iki tane özgür taraf birbiriyle ilişki içine giriyor demektir. Dolayısıyla özgürlük olmadan iktidar olmaz ama iktidar bir yandan da tahakküme doğru evrilme eğilimi gösterir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Batı'nın söylemiyle veya söylemsel olmayan pratikleriyle, kurumlarıyla, o kurumlarda gerçekleştirdiği pratiklerle getirmeye çalıştığı yapılandırma çalışmasını, yaptığı yapılandırma çalışmasını olabildiği ölçüde geriye doğru itmek ve işte o sınırları aşarak, Foucault'un sınır tutum dediği şey, sınırlara çıkarak, o bize getirilen sınırların üzerinde durarak bu özgürlük çalışması dediğimiz a, çalışmayı geliştirmek. Yani şöyle bir örnek veriyorum ben her zaman belki daha e, manalı olabilir. Foucault'un kendisi diyor ki e, hani köle ile efendi arasındaki ilişki aslında hala bir özgürlük ilişkisidir, bir e, iktidar ilişkisidir. Niye? Yani köle çünkü kendini öldürebilir. Değil mi? Eğer şimdi bu teorik olarak böyle tabii ki ama yani bir de şey var. O tahakküm dediğimiz şeye doğru çok yaklaşan ve sonunda neredeyse tahakküm haline gelen iktidar ilişkileri. Ona da tahakküm diyoruz. Ve Foucault diyor ki yani Batı'nın geçmişinde diyor farklı tahakküm biçimleri vardı ama şu anda en tehlikeli tahakküm biçimi insanın öznerliği üzerinde kurulan tahakküm biçimidir diyor. Yani bu diyor 1960'lardan itibaren esas mesele bu haline geldi. Niye? Çünkü insanın öznerliği üzerinde tahakküm kurması <laughs> demek insanın kendi varlığını kendi zihninde belirli bir şekilde ...temsil etmeye zorlanması... ...başka bir şekilde temsil etmesine izin verilmemesi demek. Bu öznerlik üzerinde kurulan tahakküm... ...buna karşı mücadele etmek lazım. Yani kendi varlığımızı zihnimizde... ...veya bilincimizde farklı şekillerde düşünebilmek. Abi bir örnek, hep verdiğim örnektir bu derslerimde falan da... ...Clint Eastwood'un yönetmenliğini yaptığı... ...Million Dollar Baby diye bir film var... ...görmüşsünüzdür belki. Hani e, Boksör kızın hikayesi. Kız işte yumruğu yiyor... E, ...sonra... Felç oluyor ve işte hapishanede yatıyor e, ve ölmek istiyor. Çek çıkışı bu yani yaşadığı hayatı yaşamak istemiyor çünkü sahilde ya yani şey yani e, bitkisel hayata çok yakın ama bilinci hala yerinde e, ama ölmesine izin vermiyorlar daha doğrusu zaten kendini öldürebilecek çok fazla imkanı yok e, ve kendi dilini ısırarak kendini öldürmeye çalışıyor <laughs> ve bunu fark ediyorlar hemen durduruyorlar ve kendi dilini ısıramayacağı şekilde ağzını bağlıyorlar. Bu ne demek? Bu kızın üzerinde artık mutlak bir tahakküm var demek. Yani onun üzerindeki iktidar tahakküme dönüştü. Çünkü tek bir şekilde davranabiliyor. Yaşamak zorunda. O haliyle yaşamak zorunda. Ta ki Clint Eastwood gelip kızı boğana kadar. A filmin sonunda. Ama bir kız yapıyor Clint Eastwood'u hatırlarsan. İşte, Benim için bir şey yapar mısın diyor. O da tabii istediğin her şeyi diyor. Beni öldürür müsün Tabii. O da işte Clint Eastwood'un <laughs> e, kariyerindeki önemli e, şeylerden. <laughs> Yanlış anla yani komik ama şey e, yani Clint Eastwood'un eğer yaptığı filmlere bakarsanız müthiş bir sağ anarşizm. Amerikan toplumu için bayağı kaldırılması zor olan yani neyse e, bir çizgi izlediğini görüyorsunuz. Çok garip bir şey. Um, ya sadece tabii çok ağır damardan sadece ama... Libertaryen yani Umruf Amerikan... kızı nereden yapmış? Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde. Evet. Ee, yani e, o Amerikan e, e, değerlerini şu anda yerle bir eden filmler yapıyor. E, o çok garip bir şey yani. Ve bunu tamamen e, şey, e, sağ bir perspektiften yapıyor. Yani Trump'ın gelmesi çok büyük bir tesadüf değil. Um, şu <laughs> şu Amerika arkadaş bir şey soracak. Tamam şey. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Abi, siz siz miydiniz? <laughs> <laughs> siz bir şey soracak mıydınız? <laughs> ben Evet. Tamam yanlış gördüm o zaman. Yok yok orasıydı önce şey yapan. Ben görmüştüm. Çok güzel bir konuşmaydı. Ee, şeyi soracağım ben. Öznel deneyim diyorsunuz. Biraz sorum saçma kaçabilir çünkü bütün konuşma bunun üzerineydi. da ben 70 sonrası Foucault'u pek okumadım birkaç makale dışında. Yani birkaç yazısı, kitaplarını, ana kitaplarını okumadım. Öznel deneyim benim hatır, yani bildiğim kadarıyla... 60'ların anti-humanist Fransız geleneğinin pek alerjisi olduğu bir terminoloji. Evet. Sartre, merleau Ponti olan alerjileriyle de paralel Hı. olarak Foucault'un 70 öncesi veya 70 sonrası öznel deneyim olarak kullandığı terminoloji nedir? Var mı öyle bir şey onu sorayım. Çünkü evet. ben öznelleşti öz, öznelleşme veya öznel öznelleştirilme olarak evet. algıladığım sizin öznel deneyim dediğinizi de merak ettim. Ay, öznel... Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Öznelim yani hani Var kavram Fransızca bildiğimiz işte eksperiyon, sübjektif. Ama kullanıyor. Yani. Tabii öyle kullanıyor, öyle kullanıyor ama e, tabii ki bunu yaparken yani analizini yaparken takip ettiği gelenek anti gelenek. Evet. Um, ama anti-hümanizm dediniz ya siz bir taraftan da Merleau-Ponty e, vesaire diye. Şimdi sadece anti gelenek değil. Şimdi Foucault aslında bakarsanız e, iki tane farklı geleneği karşısına alıyor. Bunlardan bir tanesi fenomenoloji geleneği. Yani insan, öznel deneyim denilen şey insan zihnindeki transandandan bir takım mekanizmalar tarafından belirlenir ve ortaya çıkar. Bu şey e, işin transandantal tarafı. Öbür tarafta ise e, İngilizce konuşulan dünyada felsefi antropoloji denilen, Fransızca'da sadece antropoloji olarak adlandırılan gelenek o da nedir? Öznel deneyim mi belirleyen şey evrensel bir insan doğasıdır. Ama bu insan doğası transandantal değil, ampiriktir. Şimdi ama ikisi de evrenselci. Diyor ki Foucault, ben diyor çok genç yaşta e, akıl hastalığı üzerine klinik psikoloji çalışırken şunu fark ettim diyor. E, fenomenoloji perspektifinden çalışmaya çalışıyordum. Bir diyor, e, şeyi e, fenomenoloji o deneyim denilen kavramı tam açıklayamıyordu. İkincisi de akıl hastalığı denilen şeyin psikiyatri pratiğiyle ilişkisine dair hiçbir şey söylemiyordu. Şimdi diyor bunu diyor bu problemi aşabilmek için ben diyor antropolojiye dönebilirdim diyor. Yani o pratiği anlayabilmek için nedir psikiyatri pratiği ile olan ilişkisi ve nasıl bir şeydir insan deneyimi a, a, veya diyor veya diyor e, pardon e, deneyimi anlayabilmek için felsefi antropolojiye dönebilirdim. Pratikle ilişkisini anlamak için de e, toplumsal tarih yapabilirdim diyor. Marksist geleneğin örneğin yaptığı gibi. Ben diyor bunların hiçbir tanesini yapmamaya karar verdim. Yani madem fenomenoloji başarısız oluyor... ...onun başarısız olduğu yerde deneyimi anlamak için... ...felsefi antropoloji ve evrensel bir insan doğasına bakmak... ...o deneyimin pratikle ilişkisi içinde toplumsal tarih yapmak yerine... ...şunu yapmaya karar verdim. Kendi tarihsel tekilliği içerisinde... Akıl hastalığı dediğimiz deneyim nasıl kuruluyor? Bunu kuran pratikler nelerdir? Yani akıl hastalığını bir nesne olarak alıp sonra onu nasıl kavramsallaştırabiliriz diye teori üretmek, bu teoriyi bir insan doğası ya da transandantal mekanizmalar üzerinden yapmak ve sonra o nesnenin tezahürleri hakkında konuşmak yerine nesne diye bir şeyin olmadığını önceden e, kabul edip o nesne dediğimiz şeyin bir ilişkiler bütünü olduğunu düşünüp o ilişkiler akıl hastalığı dediğin olarak nesneleştirilen şey nasıl kuruluyor? Tarihsel olarak buna bakmak. Buna baktığınız zaman zaten ...deneyimin kurulmasını... ...o deneyimi kuran pratiklerle ilişkisini... ...yani psikopatolojik olan bir vakanın... E, psikolo psikiyatri pratiğiyle olan ilişkisini... ...o deneyimin kendisini... ...hepsini görmek benim için mümkün oldu diyor. Ama bunu yaparken de ne yapmak zorunda kaldım? Bilgi alanları... ...iktidar sistemleri nasıl ortaya çıktı... ...ve insanlar nasıl bunlar üzerinden dönüp... ...kendilerini e, gördüler... ...Batı'nın tarihinde. Yani var. E, ama alt farkı tabii şu... Yani Althusser'in itirazı sadece insan doğasına gibi gözüküyor. Marx için kitabına bakarsanız mesela. Ee, ama tabii fenomenoloji geleneğine falan yakın olduğunu söylemiyorum asla. Ama e, Foucault'u biraz genişletiyor. Yani anti humanizm aynı zamanda anti-fenomenoloji olarak da genişletiyor. Ama tabii ki Foucault'a göre ne insan doğası diye bir şey var ne de verili bir özne var. Bir şey ekleyeyim. Çok kısa Althusser'in öğrencileri Balibar gibi insanların bir röportajında okumuştum. hı. ...Foucault'u ilk okuduklarında... ...bize fenomenolojiye karşı bir ilaç olarak... <laughs> ...görmüştük demişti. O Birth of Clin Clin Clinic'in introduction doğuşunun... introduction'ını özellikle. Evet. Size direkt... Tabii ya yani Foucault'un Fransa'da... E, e, ...hiç iş bulamamasının sebebi de odur. <laughs> Gerçekten... ...yani establishment... Yani ...fenomenolojik geleneğin bu kadar güçlü olduğu bir yerde... ...siz böyle geliyorsanız... E, ya, e, ...abartmıyorum... ...Foucault hayatında sadece bir sene... Bütün hayatı boyunca Fransa'da, üniversitede normal ders verebilmiş olan bir figür. Çok önemli olduktan sonra, dünya çapında bir adam olduktan sonra... ...Kollège de France'da kendisine bir kürsü veriyorlar. Ama o kürsü aslında resmi bir akademik şey değil. E, pozisyon değil. Ha, bütün bir sene yaptığı çalışmaları gelip işte iki ay içerisinde anlatıp gidiyor. Böyle bir salon salon ağzına kadar dolu. Soru yok, hiçbir şey yok. O böyle geliyor, anlatıyor. Sonra arkasında gidiyor ee, yani bu tip figürler Derrida'nın da aslında onlar kendi okullarını kurdular Ranciere'le falan beraber. <gülüyor> yani, <gülüyor> Ecole, Ecole d'ancien sosyal ya yani. işte bu tip entelektüellerin yani kendine kurulu sistem içinde yer bulamayan entelektüellerin alternatif olarak kurduğu yerlerdir. Bakmayın öyle Fransızların da atıp tuttuğuna yani özgürlükler ülkesi falan diye e, veya işte hani akademik özgürlük falan. Bugün bile hala Fransa'da eğer doktora tezi yazacaksanız FUKO üzerine birlikte çalışabileceğiniz insan sayısı bir yerin parmaklarını geçmez. Evet. Biz... Efendim? Fransızlar mı? <laughs> Kim dedi? <laughs> e tamam doğru söylemişler. Aa, <laughs> 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 yani buradaki, kadar, buradaki kadar popüler değil dedi. Yok. Yani, evet, 300'e yakın insan vardı sırada. Evet. Almak için. O yüzden şaşırdı. Fransa'da kimse bu kadar peşinde değil bu adamın dedi. Ne oluyor burada? E, Buradakiler gezinin çocukları. Oh, e, <laughs> evet. E, yani tabii Foucault'u, Derrida'yı, Deleuze'yi falan aslında e, yine tabii yani yanlış anladılar bazı şeyleri falan diye suçluyoruz ama esas tabii e, ünlü kılan, daha kabul edilir kılan dünya İngilizce konuşulan dünya oldu. Ama felsefe bölümleri değil. Karşılaştırmalı edebiyat bölümleri, sosyal, sosyal bilim bilim bölümleri... E, felsefede hala da yani e, Foucault üzerine İngilizce çalışılan dünyada Foucault üzerine çalışan insanların çoğu ezici çoğunluğu felsefe bölümlerinde değildir. Ama Fransa'da da öyle. Yani öyle bir şey yok. Hani bir Foucault'culuk bir ya da ya da hani Foucault geleneğini takip eden bir e e e şey e yok. Yeni yeni başladı. Yaşlamasının sebebi de şu. E, Collège de France derslerini... Özellikle 78-79 yani o şey dönemi liberalizm ve neoliberalizm analizlerini yaptığı metinler ortaya çıktıktan sonra Foucault'un bundan 40 sene evvel bugün olup bitecekleri gayet net olarak görmeye başladığı anlaşıldıktan sonra başlayan tartışma şu anda çok genişlemiş durumda. Hatta görmüşsünüzdür Facebook'ta Trump Amerikan başkanlık ünvanını devralacağı gün bir çağrı yapıldı. Hep beraber Foucault okuyoruz biz Amerikan akademisyenleri olarak diye. Foucault versus Trump diye. Bunun şeyi çıktı. Görmüşsünüzdür mutlaka bir yerlerde. Ben paylaştım Facebook'ta. tabi <laughs> um, tabii yani Foucault versus Trump uh, biraz kategori mistake denir felsefede buna. Yani kategori hatası <gülüyor> yapıyor <gülüyor> olmak. Ee, e, hani ...düşünse Trump sonra Foucault'un kim olduğunu düşünse... ...kendine sahip olmadığı bir takım özellikleri vehmedercek neredeyse. hani O da entel, ben de entel demek ki. O bana karşıysa demek ki aramızda bir eşitlik ilişkisi var falan diyebilir. Böyle şeyler pek yapmamak lazım. Riskli tabii ama... E, ...neyse yine de Kolombiya Üniversitesi'nden iki hocanın başlattığı bir girişimdi bu. Yani farklı üniversitelerde farklı hocalar o gün farklı şeyler okuyorlarmış ama... ...bir grupta Foucault okudular... Ee, şey toplumu savunmak gerekirin son bölümü yani Batı modernitesi içerisinde modern iktidarın ırkçılıkla olan ilişkisi ve bunun işte e, e, kurumsal olarak devlete nasıl yansıdığına dair olan son bölüm. Aslında hakikaten de önemli bir bölüm. Trump gibi bölüm, e, Amerika dünyanın en büyük iki ülkesinden birine başkan olduğu bir dönemde siz bir sorun mikrofon değil miydiniz? Benim var ama hem sizi dinleyip hem soruyu kafamda toparlamak biraz zor olduğu için aslında... Masuz yapıyorum soru soramayın bilmiyorum. diye. <laughs> e şöyle aslında hani devrim dediğiniz, devrim denilen şeyin aslında hani devrim dendikten sonra kelime anlamını kazandıktan sonra aslında hiçbir anlam ifade etmediği bir kelimeler dünyası üzerinden baktığımızda hani isyan dediğimiz şeyin insanın sınırlarını en... ...son noktasına kadar zorladığı ve bu noktada bir patlama yarattığı... ...bir şey olarak tanımlarsak eğer... ...bu noktada da hani Foucault açısından baktığımızda... ...söyleme ya da kavramlara karşı çıkmak aslında o sınırı patlatma noktası mı... ...size göre? Hani çok toparlayabildim mi bilmiyorum Yok yok, ama... şimdi bir kere şey diye düşünelim her şeyden evvel... ...yani daha Foucault gibi düşüneceksek eğer... Bunu böyle sınırları zorlayıp zorlayıp böyle bir patlama olarak düşünmemek lazım. Bu böyle ince ince yapılması gereken bir şey. Zamana yayılması gereken bir şey. Yani dönüp kendinize bakmak. Nerede kendimi sınırlandırıyorum? Kendimi sınırlandırırken bunu hangi normlara göre yapıyorum? Bu normlar hangi kimlik dolayısıyla benim tarafımdan benimsenmiş? Hangi kimliğin öznesi olduğum için ben bu sınırları kendime koymuşum gibi yani böyle ince ince düşünerek önemli ölçüde yapılması gereken bir şey. Bu böyle nicel birikimden nitel patlamaya geçiş gibi, yani Politzer'in tarif ettiği haliyle diyalektik dönüşüm gibi bir şey değil. Ama bunu yaparken tabii ki yapılması gereken şey daha önce de söylediğim gibi. Bir taraftan kendimizi düşünürken, kendimizi zihnimizde temsil ederken... ...kullandığımız kavramların normatif boyutunun farkına varabilmek. Biz çoğu zaman farkında olmadan... Deskriptif olduğunu, betimsel olduğunu sandığımız bir takım kavramlar üzerinden kendimizi düşünüyoruz. Ama o kavramlar sadece deskriptif, betimsel değil. İçlerinde çok ciddi normatif boyutlar da var. Değil mi? Aa, ve e, dolayısıyla o kavramlar üzerine düşünmek, mümkünse o kavramların içeriğini bükmek. Ve o kavramlara yeni anlamlar yükleyebilmek. Çünkü kavramların isimleri çok değişmiyor. Yani bakarsanız aslında evet, büyük filozofların hepsi, yeni kavramlar ortaya atmış olan filozoflardır ama bir taraftan da mevcut kavramların içeriğini değiştirmişlerdir. Onları büyük yapan da şey bu zaten. Yani o kavramın içeriği ve kavramların hepsinin tarihi vardır. Hiçbir kavram evrensel değildir. Hepsinin bir tarihi vardır. Bu tarih bir taraftan kolektif bir şekilde belirlenir. O kavramın içeriği e, herhangi bir özne tarafından değil, kolektif bir faaliyet sonucunda belirlenir. Ama zaman zaman da özneler gelirler ve o kavramların içeriğine müdahalede bulunurlar. Bu müdahalede bulunabilmek için illa e, ...fuku olmak veya işte büyük filozof olmak falan gerekmiyor e, tabii ki. Yani gündelik hayatta kendi yarılmış biçimlerimize bakarken kullandığımız kavramlara dair sorular sormak ve belki yeri geldiğinde o kavramların geçmişte başka anlamlara geldiğini, belki geçmişteki anlamının bugüne göre daha özgürlükçü olduğunu a, düşünmek, görmek mümkün. Dolayısıyla kavram üzerinde çalışmadan zaten bunu yapamazsınız. Ama mesele kavramın üzerine çalışmaktan ibaret değil. O kavramsal çalışmanın aynı zamanda sizin e, varlığınızı e, özgürleştirici bir şekilde dönüştürmesini de sağlamak. Bilmiyorum şey oldu mu? Bir soruluk vaktimiz var. En arkadan bir yer kaldı. Tamam. Ee, eğer doğru anladıysam... Ee, söylemin üç e, ana unsurla ayrılabildiğinden bahsettiniz. Yani önce FUKO'nun Foucault, e, Foucault öyle bahsettiğinden e, siz de aktardınız. E, kurumlar arasındaki ilişkiler, e, dil arasındaki ilişkiler, kurum ve dil arasındaki ilişkiler bir de. Ve söyleminde, asıl söyleminde kurum ve dil arasındaki ilişkiler bütününden çıktığından... Kurum dediğim daha geniş evet, anlamda evet yani... şey. Maddi şeyler, diyelim. Evet, bütün şeyler, evet, bütün tabii ki. Şeyler ve kelimeler. Ee, evet, e, ben de e, Nurdan Gülbileğin iki önermesini, iki önermeyi karşılaştırması üzerinden bir soru soracağım günümüze dair. Hı -hı. E, diyor ki, e, eğer dünyada kötü şeyler oluyorsa dil de bundan payını alır. Öyleyse bu dünya değişmelidir. Bir diğer önerme içinde. Dil de bu dünyayı var eden ortamlardan biridir. Öyleyse dil değişmelidir diyor. Evet. Bugünkü sol pratiklerinde de hep şu tartışmaları görüyoruz. İşte özürlü demeyelim, engelli diyelim, fahişe demeyelim, seks işçisi diyelim vesaire. Sürekli bir isimlendirmeler ve kimlikler arasındaki savaş veya uyuşmazlıklar üzerinden politikalar veya dire, direniş yöntemleri izlenilmeye çalışılıyor. Ee, burada olan şey mesela bir, bir yandan da adlandırmaların kendilerinin atıyorum dört göz demek mesela çocukluğumuzda birine dört gözlendiği zaman gözlük taktığında bu hakaret olarak adlandırılan bir şey ama halbuki dört göz kelime anlamıyla baktığımız zaman hiç de kötü bir şey değil. Bir yandan bunların da çok fazla dediğiniz gibi tarihsel bağlamlarından kopuk düşünülemeyeceğini de öngörerek... ...sizin FUKO'dan referansla bu dil ve söylem ve dış dünya ilişkiler a arasındaki direniş yöntemleri hakkındaki fikirlerinizi merak ettim. Bu adlandırmalara bu kadar müdahale etmek, işte cinsiyetçi küfür etmeyelim... Ee, özürlü demeyelim, engelli diyelim vesaire gibi bir pratik izlenmesi ne nasıl bir yorum getiriyorsunuz? Yani tabii ki e, eğer rencide ediyorsa bu kelimeler, bu kelimelerle adlandırdığımız insanları elbette bunu yapmamak gerekir ama bu kendi başına hiçbir anlam ifade etmiyor bir evet. ufacık bir şey daha söyleyeyim. Tam bu söylediğinizi unuttum. Çünkü mesela aynı dediğiniz örnek üstünden ibne kelimesi mesela. Ama ben öyle bir örnek e, kullanmadım şu ana kadar. Hayır hayır. <gülüyor> Söylediğiniz <gülüyor> <Çok hayatıyorum. gülüyor> e, mesela Pride Week'te Pride Week'lerde çok işte ibne kelimesini LGBT'lerden de duyuyoruz. Dalga geçerek kendileri evet, kullanıyorlar bunu. E, bu kelimenin anlamı işte kız çocuğu gibi bir şeydi galiba Arapçada. Erkek çocuğu. Ke erkek Erkek çocuğu İbni, mu? Yani, oğlu İbni, yani oğul. Ne kız, İbni, erkek diye. Neyse, son erkek olan çocuğu. Sonuç olarak pejoratif bir anlamı evet. var. Ama bunu, bu kelimeyi sahiplenip tıpkı çapulcu gibi sahiplenip e, karşı tarafa tekrar atmak, e, zaten o söylemin tarihsel bağlamını da değiştirmeye katkı sağlayan bir tavır olmuyor mu? <laughs> E, kısmen oluyor tabii ki ne kadar konuşayım şimdi tramiz tam doldu iki dakika, e, iki dakika. E, şimdi kelimelerle oynamak kendi başına asla yeterli olan bir şey değil elbette evet yani kelimeler bakın bu bir temellük meselesidir yani sahiplenme e, bu sadece ibnelerle ilgili olan bir şey değil afirmatif aksiyon geleneğine baktığınız zaman Amerika'da örneğin işte e, tarihin belirli dönemlerinde bugün şimdi yani politik olarak korrekt olmak için siyahiler diyelim veya siyahi dediğimiz Afro Amerikalılar Afro Amerikalıların işte adlandırılırken kullanılan pejoratif kelimeler var. Buna mukabil e, onların e, ortaya attıkları yeni kelimeler var. Mesela nigger'ı nigro'yu önce onlar diyorlar ki bize nigro deyin. Sonra o nigro beyazların dilinde nigger olup tekrar bir hakaret kelimesine dönüşüyor. Hadi bu sefer eee nigger diyenlere karşı çıkılıyor. Onun yerine Afro Amerikalı geliyor. Böyle şeyler çok mümkün. Şimdi kendi başına dili değiştirmek veya dilde kullandığımız kelimeleri değiştirmek hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer dil söylemin bir parçasıysa şunu görmek lazım. Yani o kelimelerin o şekilde o anlamlarla kullanılabilir olmasını mümkün kılan onlara o anlamların yüklenmesini, yüklenmesini ve bu şekilde kullanılmalarını ve o kelimelerle bir takım insanların adlandırılmasını mümkün kılan maddi koşullar neler? Ona onla mücadele etmek lazım. Sadece ibne deme eşcinsel de ya da işte onu deme e, ...fahişe deme de işte e, seks işçisi de e, yeterli olan bir şey değil. Bu çok hipokrit bir tavır. Tamam bunları demeyeceğiz ama bir taraftan da bunların kullanılabilir olmasını mümkün kılan o maddi koşullar neler ona bakıp onunla mücadele etmeniz lazım. Yani erkek egemen söyleme karşı mücadele etmek dil içindeki kelimeleri değiştirmek değil, değil mi? Yani o söylemin içerisinde bizatihi mevcut olan dil dışı ilişkiler bütününü yeniden e, gözden geçirmek ve yeri geldiğinde ona müdahale etmek, onu sabote etmek anlamına geliyor. Onu yapmadan başka türlü olmaz. Onun dışında işte böyle dilde şey yaparız, çok güzel e, yani bu Facebook'ta politika yapmak gibi olur. Yani hiçbir şey yapmadan evde oturup e, veya tweet atarak politika yapmak gibi olur. Sokağa çıkmadan hani veya işte bir yerde aktif bir faaliyette bulunmadan e, sosyal medyada dolaşmak e, ve orada politikli korrekt dili kullanmak siyaset midir sanmıyorum. Bir daha keskine tekrar teşekkür ederiz. Sizlere de katılımınız için. <laughs>